Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim 2023 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca mikrofon başında olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız. Bugün programa dün Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları sona erdi. E grubunda Feyenoord 3, Lazio 1 ve Celtic 2, Atletico Madrid 2 sonuçları vardı. Feyenoord Lazio maçı 19.45 seansının güzel maçıydı. Ben de bu maçı ağırlıklı olarak takip ettim ki Feyenoord'un oyunundan bir kez daha bayağı memnun ayrıldım. Televizyon başına gerçekten bu sezon ligde iyi oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar. Atletico maçı da gayet iyiydi. Bu maçta da yine Lazio'ya karşı çok çok büyük bir üstünlük kurdular. İlk yarıdan 2-0 öne geçtiler. İkinci yarıda 74'te Jimenez yine sahnedeydi ki bu sezonun formda isimlerinden birisi Jimenez. İlk golü de kaydetmişti. Ve Feyenoord'u galibiyete taşıdı. Lazio'da ise tek gol 83'te penaltıdan geldi ki yani maçın hakemi de gerçekten çok enteresandı dünkü karşılaşmada. Çok kolay sarı kartlar çıkardı. Çok 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 kolay bir penaltı düdüğü çaldı. Hani Şampiyonlar Ligi seviyesine yakışmayacak bir penaltıydı. Pedro orada golü buldu. Sonrasında bir pozisyona daha girdi Lazio. 2 dakika sonrasında orada bir gol olsa 3-2'ye gelse son dakikalar gerçekten çok enteresan bir noktaya gidebilirdi. Ama gitmedi ve Feyenoord gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Atletico'nun da berabere kalmasıyla Feyenoord grup liderliğine yükseldi. 3 maç sonunda 6 puan. Atletico'nun 5 puanı var. Lazio'nun 4 puanı var. Celtic ise ilk puanlarını dün Atletico karşısında aldı. Onlar da aslında maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. 1-0 öne geçti. 1-1 oldu. 2-1 oldu. Ama ikinci yarıda Morata'nın golüyle Atletico da bir puan aldı. Son bölümde 82'de Depaul'un kırmızı kartı Atletico'yu bir kişi eksik bıraktı ama Celtic o bölümde bu bir kişi fazla oynama avantajını değerlendiremedi. Tabii maçın dışında tribünlerdeki Filistin bayrakları, Filistin'e destek söylemleri, tezahüratları onlar da sosyal medyada bir hayli gündem oldu. Parantez içinde onu da aktarmış olayım. F grubu tabii günün maçı Paris Saint-Germain ile Milan arasındaydı. Paris Saint-Germain maçı 3-0 kazanmayı başardı. Elbette sahneye ilk olarak Kylian Mbappe çıktı. Maçta aslında çok fazla ortada gözükmezken bir pozisyonda rakip stoperle birebir yakaladı. Sağına çekti. İç tarafa vurdu. Ne kaleci bir şey yapabildi ne stoper bir şey yapabildi. Mbappe Paris Saint-Germain'i öne geçirdi. İkinci yarıda ise önce Kolo Muani'nin golü geldi. 53'te 89'da da Kangin Lee attığı golle skoru belirledi. Tabii maçın adamı Zaire Emery oldu. 2006 doğumlu orta saha bu sezon çok istikrarlı bir şekilde forma şansı buluyor. İlk golde de Mbappe asisti yaptı ve asistten önce de yıkılmamasıyla aslında dikkat çekti. İki kere aslında faul alabilirdi. Devam etmeyi tercih etti ve devamında da zaten gol geldi. Gerçekten enteresan bir oyuncu. Muhakkak hani izleyenler vardır ama o yaşta Paris Saint-Germain gibi bir takımda düzenli 11 oynamak da gerçekten kolay bir iş değil. Grubun diğer maçı Newcastle United-Dortmund mücadelesiydi. Favori Newcastle'dı fakat Dortmund kazandı. 45'te Emmecha'nın golü Dortmund'a galibiyeti getirdi ve gruptaki tabloda ilk 3 maç sonunda şu şekilde: Paris Saint-Germain 6 puanla lider, Dortmund 4 puanla ikinci basamağa yükseldi grupta. Newcastle United 4 puanla yine 3. ve Milan'da 2 puanla son basamakta yer alıyor. G grubu Leipzig 3, Kızılyıldız 1 ve Young Boys 1, Manchester City 3. Beklenen sonuçlar geldi. City'de Erling Haaland Şampiyonlar Ligi'ndeki gol orucunu önce penaltıyla bozdu. 86'da da maçtaki ikinci golünü kaydetti. Onu söyleyelim ve grupta puan tablosu: City 3 maç 9 puan lider, Leipzig 6 puanla ikinci, Young Boys ve Kızılyıldız da bir önceki hafta berabere kalmışlardı. Birer puanla 3 ve 4. basamakta yer alıyorlar. Bütün istatistikleri aynı bu iki takımın.
4 gol atmışlar. Kalelerinde de 8 gol görmüşler. Ve son grup H grubunda 19.45 seansında Barcelona Shakhtar'ı ağırladı ve 2-1 kazandı ev sahibi. Ferran Torres bir gol bir asiste ön plana çıktı. Fermin Lopez genç oyuncu maçın ikinci golünü kaydetti ki maçın adamı ödülünde yine kendisi kazandı. Shakhtar'da ise Sudakov, o da yeni jenerasyon önemli yıldız adaylarından birisi. Onun golüyle Shakhtar farkı 1'e indirdi ama puan için yeterli olmadı. Diğer maçta da Antwerp 1, Porto 4. Porto'da Evan Nilsson bu karşılaşmada hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Diğer gol de Eustaquio'dan geldi. 3 maç sonunda Barcelona 9 puanla lider, Porto 6 puanla ikinci, Shakhtar 3 puanla üçüncü ve Antwerp de puansız son basamakta yer alıyor. Barcelona'da Felix'in bu maçta hafif bir sakatlığı oldu. Tabii hafta sonu El Clasico olunca bu sakatlıklar daha çok konuşuluyor ama Felix çok önemli bir şey olmadığını maç sonu söylemiş. Büyük ihtimalle El Clasico'da da forma şansı bulacak. İlk maçlar sonunda iki güne de bakarsak gol atamayan sadece İki takım kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. Biri Benfica, biri de Milan. Milan tabii gol atamadan şu ana kadar 2 puan da toplamayı başardı. İki hafta 0-0'lık beraberlikler gelmişti ama bu hafta 3-0 kaybedince onlar da grupta son basamağa gerilemiş oldular. Ve bugün tabii ki bizim adımıza yine önemli bir gün. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Ludogorets'le oynayacak. Önce 19.45'te 22 seansında da Beşiktaş Bodoglimp deplasmanında olacak. Dün haliyle klasik basın toplantıları vardı. Beşiktaş cephesinde Gezal ve aslında normalde Burak Yılmaz tabii bekleniyordu ama pro lisansı olmadığı için yardımcısı basın toplantısına katıldı. Fenerbahçe cephesinde de yine İsmail Kartal'la Jiku basın önüne çıktılar. Hem maçlarla ilgili hem gündemle ilgili, yani maçla alakalı olmayıp mesela işte Fenerbahçe'nin hafta sonu bir Pendik Spor mücadelesi var. Maçın stadıyla ilgili bir tartışma dönüyordu. İlginçtir. Bu basın toplantısında İsmail Kartal'a da bu konu soruldu. Birçok açıklama yapıldı. Sakatlıklarla ilgili detaylar verildi ki özellikle Fenerbahçe'de dün Serdar Aziz'le ilgili bir sakatlık açıklaması geldi. Yurt dışında o da ameliyat oldu. İsmail Kartal 5-6 hafta kadar Serdar'ın olmayacağını söyledi ki bu özellikle Konferans Ligi maçları için bir dezavantaj. Listede çünkü sadece 3 stoper vardı. Bir stoper de 5-6 hafta olmayınca orada Jiku ve Bekay'a çok büyük yük binecek. Ya da işte Osterwold'da oynayacak ya da genç Yusuf var kadroda. Farklı tercihlerde görebiliriz. İsmail Yüksek'in durumuyla ilgili yine İsmail Kartal'dan bir açıklama geldi. Detaylarını ben program içerisinde maçları konuşurken sizlere aktaracağım. Üzerine de tabii ki yorumlarımızı yaparız. TFF dün Fair Play ödüllerini de açıkladı. Ağustos-Eylül dönemi Fair Play ödüllerinin sahipleri dün belli oldu. Orada da en centilmen takım olarak Samsun Spor seçildi. En centilmen teknik direktör Anadolu Spor'da Patrick Kluivert. En centilmen taraftar yine Samsun Spor taraftarı ve en centilmen futbolcu da Fernando Muslera oldu. Gerekçeleri de yine TFF'nin açıklamasında açıkçası var. Onları da program içinde okuyabilirim. Az önce Pendik Spor'la ilgili kısmı söyledim. İsmail Kartal'ın açıklamalarını. Pendik Spor'dan da akşam saatlerinde bir cevap geldi. Sosyal medya hesaplarından statlarının görüntüsünü, çimlerin durumunu, tribünlerin durumunu, soyunma odasının durumunu böyle bir buçuk dakikalık yaklaşık videoyla kamuoyuna duyurdu Pendik Spor. Eleştirilere de bir anlamda karşılık verdi. O da ilginç bir konu, onu da program içinde konuşmak istiyorum. Evet, yani benim dünden aklımda kalanlar bunlar. Araya gidelim, aradan sonra da Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlıyoruz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
7-14 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlayalım. Gecenin maçı saat 22 seansında Paris Saint-Germain'le Milan arasındaydı. Paris Saint-Germain bir önceki maç haftasından Newcastle United'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı ama oradan çok çabuk toparlandıklarını gördük. Dünkü karşılaşmada da bu sefer 3 farklı bir galibiyet geldi. Mbappe tabii ki Paris Saint-Germain'in en büyük gol silahı, dün de ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın kilidini açan da oyuncu oldu. Aslında tabii Milan cephesi onu durdurmak adına sağ bekte bir stoper kullandı. Kalulu'yu oynattı Pioli ama pozisyonda tabii Kalulu'yla birebir kalmadı. Tomori ile yanılmıyorsam sağ stoperiyle birebir kaldı Mbappe ve orada da rakibinin geçmesine gerek kalmadan dar alanda tabii çok etkili. Topu bir anda sağa çekti ve iç tarafa vurarak kaleciyi de adeta dondurdu. Kaleci hiç hareket edemedi. Manyan ve Paris Saint-Germain 1-0 öne geçti. Ben maçın ilk yarısını takip ettim. Böyle çok keyifli bir ilk yarı mıydı? Çok temposuz da değildi. Müthiş tempolu da değildi. Arada bir karşılaşmaydı açık söylemek gerekirse. Milan da yumruğunu salladı. Orada da önemli isimler var. İyi yaşarlardı. Beraber. Onlar da bir şeyler yapmaya çalıştılar ama tabii Paris Saint-Germain'in yetenekli ayakları çok daha fazla ön plana çıktı. İki yarıdan işi çözdü. İkinci yarıda da zaten hemen başında Kolo Muani'nin golü geliyor ve son bölümde de 3-0'ı buluyor. Paris Saint-Germain grupta tekrar liderliğe yükselmeyi başarıyorlar. Onlar da tabii farklı bir şu anda dönemden geçiyor Paris Saint-Germain. O yıldızlardan ziyade şimdi mesela 2006 doğumlu genç bir oyuncu oynuyor. Orta sahada Zaire Emery var. Daha farklı bir kadro kurdu Paris Saint-Germain. Onlar da deniyorlar. Hani her türlü yolu denediler herhalde bu 10 yıllık süreçte. Bir türlü istedikleri Şampiyonlar Ligi'ni alamadılar ama bu takım bana tabii çok daha dengeli geliyor Messi, Neymar ve Mbappe'li takıma göre. Yani daha iyi demiyorum ama çok daha dengeli gözüküyor. Orta sahada güzel bir yıldız düşmanı Mertelam. Evet ya, bir tane var işte Mbappe, onu da karşı çıkmıyorum, olacak ama etrafına da hani orta sahada daha mesela Vitinha'yı üçlü orta sahada normalde merkezde oynayan bir oyuncu ama Mbappe'nin varlığında mesela sola yakın oynuyor. Mbappe geriye çok gelmiyor. Vitinha onun boşluklarını kapatıyor. İki tane de işte Ugarte ve Zaire Emery var. Hani dengeli, olabildiğince dengeli bir takım var. Stoperleri gayet iyi. Skriniar ve Marquinhos. İşte beklerde biri Lucas Hernandez, savunma yönü güçlü bir bek. Hakimi hücuma çok fazla destek veren bir bek. Hani çok dengeli gördüğüm bir kadro yapılanması var Paris Saint-Germain'de. Kalecisi zaten çok iyi, Donnarumma. Forvet hattında Kolo Muani oynadı. Ramos mesela bu maçta yedek kulübesindeydi. Geniş de bir kadrosu var. Yani bu sezon o sezon olabilir. Eğer sezon içerisinde tabii birkaç adım atmaları gerek. Bir önceki maçtaki gibi Newcastle'a karşı 4-1'de kaybetti bu kadro. Ama hani potansiyel olarak bence çok daha fazla şey vaat eden bir kadro var burada. Evet ama bir çekiciliği yok. Şöyle kulübün ve ligin pek çekiciliği olmadığı için ve aynı zamanda Messi ile Neymar oradan ayrılırken taraftarların ciddi tepkisi olduğu için bence Mbappe sonrası, yani Mbappe'yi kaybettikten sonra Mbappe'nin olası gidişiyle beraber böyle çok farklı bir yapıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım oluşturulabilir. Onun dışında pek mümkün görmüyorum ben. Senin söylediklerine %100 katılıyorum. Ortada dengeli iyi bir takım var ama iş Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya geldiğinde orada bu yapılanma yeter mi? Bir de ligin gücüyle beraber düşündüğümde orada pek emin değilim. Senin dediğin gibi her şeyi denediler ama mesela Mbappe'ye bu takım senin takımın hissini pek veremediler. Zaten veremezlerdi de. Bir de Mbappe'nin içinde bulunduğu durum da bunda etken değil mi? Hani sadece yönetim kaynaklı bir sorun yok burada. Mbappe tabii ama Messi ve Neymar varken de olmaz. Yani hani Mbappe'ye belki Messi ve Neymar'sız bir ortam sağlasalardı bir iki sene önce. O zaman daha farklı bir oyuncunun da yaklaşımı olabilirdi. O da pek senin dediğin gibi onu göstermeyince ortaya böyle bir tablo çıktı. Şimdi zaten hani Real Madrid'in gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor oyuncunun. Ama sonuçta hani bir önceki döneme göre ben de biraz daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. Fakat işte hani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya yeter mi dersen
Orayı zaman gösterecek. Yani bu genç oyuncuların performansı gösterecek. Ya da genç kadronun performansı gösterecek. Onu da ben merak ediyorum açıkçası. Yani sezon içinde büyüyebilir tabii bu takım. Kesin. Yani çok potansiyelli. Eğer birbirlerine iyice alışabilirlerse. Yeni bir takım sonuçta. Bayağı transfer yapıldı. Altyapıdan çıkan Zaire Emery vesaire derken farklı bir takıma büründü Paris Saint Germain. Ama o potansiyel var. Tabii şu anda Bayern Münih, Manchester City seviyesinde. Bayern Münih de gerçi artık o seviyede mi tartışılır ama hani City seviyesine yakın değil Paris Saint Germain. Ama sezon içerisinde Mbappe'nin varlığıyla her şey değişebilir. Ben günaydın herkese. Ben Young Boys Manchester City maçını seyrettim. Boşuna konuşmayın. Çenenizi yormayın. Manchester City yine alır götürür. Öyle Paris Saint-Germain. Yani karşı Haaland atar. Paris Saint-Germain'miş. Bayern Münih'miş. Yani 30'a yakın şut. Şimdi Barcelona'ymış. Real Madrid'miş. Bak ben sana en babalarını sayıyorum. Bıraksınlar bu işleri. Manchester City başka bir takım. Ligde göremedik pek o Manchester City yalnız. Ya, Barış abi Tottenham gibi bir takım şu an. Görürsün. Ya şimdi. Gerçi geçen sene de Arsenal liderdi. Yani şimdi Arsenal yine Arsenal bu sene. Hoş iyi. Abi Tottenham'la Arsenal'ı topla gene geçer diyecek birazdan. Şimdi yani bak beni iyi tanıyor yani. Şimdi son söyleyeceğimi ilk Ali söyledi. Ben ama oraya gelene kadar bir girizgah giriş gelişme yapacaktım. Sonunda da Tottenham'la Arsenal toplu Manchester City eder diyecektim. O son lafı en baştan etti. En kestirmeden en güzelini yaptı ama ben bir girizgah şey yapacak yani burası sonuçta bir radyo. O yüzden yani bir şeyler de söylemek lazım. Bir şey tabii bir şey de söylemek lazım. Tottenham'ın da ne kadar iyi takım olduğunu bu sene nereye evrildiğini, Madison'ın önderliğinde, liderliğinde takdir ettiğimizi, onu da gördüğümüzü, farkında olduğumuzu Tottenham gerçeğinin, Arsenal'ın geçen yıldan beri farkında olduğumuzu, lig maratonlarında bu iniş çıkışların olmasını da zaten işin rengi, keyfi, derinliği, zenginliği olduğu, bunlardan biraz böyle daha yayarak geniş bahsetmek çektim. Şimdi mecbur toparlayarak götürüyorum. Ama diyecektim Manchester City gelir. Orada bir arka Tottenham'ın arkasında gibi gözükür. Bir maç eksikle, iki maç eksikle gizli liderdir. Bakarsın bir iki yerde puan kaybeder. Futboldur bu. Ligdir, yazdır, kıştır, sakatlıktır, hastalıktır, konsantrasyon bozukluğudur, rehavettir. Odur budur. Ama Mayıslar Manchester City'nin. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü ben böyle bir winner takım winner takım diyeceğim şimdi her bir oyuncu o kadar acayip özelliklere sahip ki ve o kadar artık otomatikleşmiş, makineleşmiş bir kalite üstünlüğü var ki yani işte o maalesef ve maalesef insanlar seyrediyorlar Manchester City'yi. Hani bizim gibi insanlar, benim gibi insanlar seyretse sorun değil. Faydalı benim gibi insanların seyretmesi. Oradan bir sürü biz olumlu şey çıkartıyoruz. Ama maalesef teknik direktörler de seyrediyor. Yani seyredip bir de biz de Manchester City gibi oynayalım diye gidiyorlar antrenmanlara falan. Ondan sonra geriden topla çıkarken bir sürü abuk sabuk gol yiyor bir sürü takım. Çıkamazsınız. Manchester City gibi savunmacılarınız yok. Orta sahalarınız yok. Kaleciniz yok. Hiçbir şeyiniz yok yani. Hani bırak Haaland'a gelmeden daha. Ha dün bir de Foden'lar modunlar oynamadı yani. Şey Alvarez de şey sonradan girdi son 15 dakika. Ha bir girelim biz de bir şeyler yapalım diye girdiler. Zaten tam Young Boys'u dağıttılar. Ki yani onların da girip 5-10 dakika havaya girmesi bile içeride öyle bir tempo ve öyle bir şey var ki rahatlık var ki akıyor ki oyun içeride. Sonradan giren yıldızlar bile bir adapte olamıyor biz 7-8 dakika bir. Önce bir adapte olmaya çalışıyorlar ne olup bittiğine. Sonra o pas trafiğin içine giriyorlar. Kaldı ki bak sana şu anlattığım şu araya girip bu anlattığım laflar Manchester'ın öyle amşan bir günü değil ha. Manchester için sıradan bir gün yani. Young Boys deplasmanı bir berabere düştüğü, Young Boys'un pozisyonlar bulduğu, Young Boys'un ahlar vahlar içinde bazen taraftarların galeyana coşkuya kapıp yani hadi bakalım biz de oynuyoruz diye Young Boys da ben de beni de hafife alma dercesine üretkenlik yaptı ve rakip Charles Ferragamo'yu kaleye koşturduğu falan pozisyonlar var maçta öyle tek taraflı ezip geçtiği bir maç da yok Manchester City'nin ama öyleyken bile Mert büyüleyici bir şey var orada ve o öyle her takım yapamaz onu. 40 yılda bir olacak bir şey o. Nasıl Messi gibi bir oyuncu geliyor 40 yılda bir. Maradona geliyor, Pele geliyor falan filan. Ronaldo'lar falan filan değil mi? Ondan sonra Ronaldinho'lar. İşte City de onların takım hali. Öyle bir takım o. Barcelona bir ara öyleydi biliyorsun. Tiki taka falan filan. Şimdi bu Messi City yani buna yapacak bir şey yok. Messi varken ve
işin içindeyken ve böyle aklıyla, benliğiyle, iradesiyle, isteyerek falan filan hocasıyla, oyuncularıyla bu işten içindeyken, hani böyle rehavet içindedirler, kaybederler. Ama bunlar istesinler, kafaya taksınlar, bunların elinden bu oyuncu grubu dağılmadan kimse kupa alamaz. Özeti söyleyeyim sana. İster Premier Lig'de, ister Şampiyonlar Ligi'de, ister Kulüpler Dünya Şampiyonası'da. Ne dersen de bunun adına. Ama tabii bunların da bir devri var. O devir de bitecek. O devir biterken, ama o devrin bitişine Bayern, Barcelona, Real Madrid Şampiyonlar Ligi tarafında veya Premier Lig tarafında Tottenham, Arsenal, Liverpool falan karar vermeyecek. Onların bitişine kararı kendileri verecekler. Bir şey olacak, dağılacaklar, bitecek. O zamana kadar biz Cumhuriyet 100. yılı falan kutlayalım. Hiç uğraşmayalım o işlerle. Peki dün bizim de izlediğimiz, bilmem Barış abi izledim ama, Feyenoord-Lazio mücadelesi 19.45 seansındaki müsabaka. Ve açıkçası çok keyifli bir mücadeleydi. Yani Feyenoord'un oyunu inanılmaz seviyede. Ben Feyenoord-Lazio maçının çok az bir bölümünü açabildim. Seyretmeye niyetli olduğum bir maçtı. Fakat yoğunluktan yetişemedim. Ondan sonra az bir bölümüne bakabildim. Baktım ve şunu söyledim. Dedim Feyenoord benim, Hollanda'da şu anda Feyenoord ve PSV Eindhoven, yani şimdi geçen seneye kadar Ajax'tı. Şimdi geçen yıldan beri Feyenoord, şimdi bir de üzerine PSV eklendi. PSV bir ara devre dışı kalmıştı bende. Şimdi benim Hollanda'da takımlarım Feyenoord ve PSV. Şimdi onlar benim böyle her ligden bir iki tane takımım var. Benim böyle bir ekibim var. Bana çalışıyor onlar yani. Ondan sonra benim kadrolu onlar, ekibim. Şimdi Feyenoord'a bakayım dedim. Bir şey oynamam ben Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a, onu söyleyeyim. Para yatırmam Şampiyonlar Ligi'nde. O benim Hollanda'da takımım. Her yerin büyük babası büyüğü ayrı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City falan varken ben dönüp Feyenoord'a falan bakmam. Ama bizim tabii takım sonuçta. İş yapıyoruz beraber. Dolayısıyla Feyenoord'a bir bakayım ne yapıyorlar dedim. Maşallah dedim. Vallahi yani burada da döktürüyorlar ama ben gene oynamam. Ne olur ne olmaz. Orada çok iyi oynarlar. Lazio'ya yenilirler. Bu işler böyledir. Belli olmaz yani. O yüzden şey yapmadım. Fazla ilgilenmedim. Zaten çok da yoğundum ve yorgundum. Anca City'ye hazırlandım. Çok iyi oynadıklarım farkındayım. İstatistikleri vesaire maçı da ayrıca takip ettim. Yani Hollanda'da tabii çok enteresan bir lig olacak Mert. PSV Eindhoven ve Feyenoord arasında müthiş bir lig yarışı olacak. İkisi de çok iyi top oynuyor. Ama dilersen ki ikisi de Şampiyonlar Ligi seviyesinde ne yapıyorlar? Yani Feyenoord grubunda liderliğe yükseldi. Lazio karşısında da çok iyi oynadı. Daha önce de çok iyi oynamıştı zaten. Diğer maçlarda da. Ama tabii sonuçta nereye kadar giderse o kadar başımız üzerinde yeri var. Sonuçta o da bir çeyrek finali falan görürse büyük başarıdır. Çünkü orası başka bir seviye. Ama hakikaten yani şampiyon olmuş bir Feyenoord'un üzerine bu sene böyle bir de yani Szymański falan ayrıldıktan sonra onun yerine yeni bir oyun numara getirmişler. O da hiç aratmıyor Szymański'yi. Dolayısıyla bu kadar yani bir iki tane önemli oyuncusunu kaybettikten sonra şampiyon bir Feyenoord'un PSV'nin Ajax'ın olduğu ligde yine bu kadar iyi top oynayıp yine de zirve yarışının içinde olması ve Şampiyonlar Ligi'nde de gruplarında, grup maçlarında zor da bir grupta olmasına rağmen, kendi seviyesinde dişli bir grupta olmasına rağmen şu performansı ve şu puan şeyini üretmesi son derece başarılı. Çok iyi oynadığının farkındayım. Dün tabii. Ama hani ne dersin yani gruptan çıkar bu haliyle, hak ediyor çıkmayı da. Ha ondan sonra artık kura şansı ve biraz da maçın içindeki şanslara bağlı olacak. Çünkü artık ondan sonra deve dişi gibi takımlar var. Orada artık Feyenoord biraz tecrübesiz kalacak. Dün benim gördüğüm hani Feyenoord'da öyle klasik bir Szymański gibi bir 10 numara yoktu. Genelde 2-8'li bir 6 numaralı bir düzenli yaptılar. Ama Szymański de klasik bir 10 numara değil. O da bir 8 numara. Hani öyle golcü kimliği ön planda olan bir oyuncu dünkü kadroda yoktu. Genel kadroda var mı bilmiyorum ama dün oynayan oyuncular ikisi normalde biraz daha defansif gözüken Wiefer ve Zerouki. Ki Zerouki ben bir önceki Atletico maçında da çok beğenmiştim. Genelde oyuna sonradan giren bir isimmiş ama şimdi ben şunu kastediyorum, orada Calvin Stengs var, o sağ kanat oynuyor. Tamam ama Szymański de zaten o da 10 numara giyiyor ama o da bir 10 numara değil. Szymański de tam bir 10 numara değil biliyorsun. Bunlar box to box oynayan, her yeri dolaşan, çizgiye yaklaşan ama sahanın ortasında kalmak gibi bir takıntısı olmayan, çizgiye gitmekten korkmayan, savunmaya gelmekten adam kovalayan falan adamlar. Bunlar golcülüğü kadar asistçiliğini konuşturan adamlar değil mi? Bunlar
bunlar demiş. Maski falan bu tip oyuncular. Şimdi Stanks'in mesela sana hemen söylerken şimdi Calvin Stanks'e bakayım dedim sana. Bir iki oyuncu söyleyeyim oradan diye. Feyenoord'u açtım önüme telefondan. 13 maçta Hollanda Ligi'nden bahsediyorum. 13 maçta 13 defa ilk 11 başlamış. Bütün maçlarda yani ilk 11 %100 de oynuyor. 4 gol 7 asist. Yani bu da işte bir Şimanski istatistiği, anladın mı? Fenerbahçe'deki Şimanski'yi düşün. Ligde daha çok 10 numara oynamış ama benim izlediğim Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sağ kanattaydı. Şimdi üçlü forvet oynayınca orada 4-3-3 oynayınca 4-2-3-1 ile 4-3-3 arasındaki geçişlerde onlar birazcık sağa sola kayıyorlar, önemli değil. Ama hani Timber'mış, Max'miş, önde Jimenez'in performansı falan müthiş yani, müthiş. Jimenez 11 maçta bu sezon takımın santrforu, 15 gol attı. Ligde 9 maç 13 gol. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçıydı dün ve o da 2 golle yine maçın önemli isimlerinden birisi oldu. Daha geçen sezon Cruz Azul'dan 6 milyon euroya transfer edilmiş oyuncu ve bu sezon acayip bir başlangıç yaptı. Dün etkilendin mi Jimenez'in performansından? Ben Barcelona maçı izledim. Ha sen Barcelona, ben niye aklımda şey kaldı? Sen herhalde Barış abiyle ya da başkasıyla konuştun. Belki de gelince öyle konuştuğunu hatırlıyorsun. Ha, olabilir. Ben Barcelona maçı. Niye Barcelona izledim bu saat diliminde? Şaktar'dan dolayı o Şaktar'ı merak ettim. Şaktar'da bir şey yok ki. Şaktar'ı merak ettim. Şaktar ne yapıyor, ne ediyor? Ben Barcelona Şaktar maçını da birazcık bir açtım. Orada da genç çocuklar var. Barcelona'yı da seviyorum. O da benim. Var genç. İspanya'da. Barcelona... İspanya'daki benim takımlarımdan ama mesela Barcelona'ya çok güvenemiyorum ben daha. Ali. Barcelona'nın yarısı yok zaten. Evet. Gabi, Pedro, Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong, Kunde, hiçbiri yoktu. Ben şeyi çok beğeniyorum Barcelona'da. O olmayanlar tabii önemli hepsi ama mesela Yamal varsa onu izlemeyi, bir de Joao Felix'i falan izlemeyi seviyorum. Dün Fermin Lopez plana çıktı. Evet. O da akıl almaz derecede gol sezgisi yüksek ama bununla beraber son vuruşları da yani yaşında hiç beklemeyecek 2003, kadar. 2003 Mert. 2003 doğumlu çocuğu, söylediği çocuk. Çok 20 uzaktan yaşında. Attı golü. Uzaktan şut da attı golü. Uzaktan Barcelona için biraz yaşlı ama çok yetenekli. Gördüm ben golü. Barcelona için biraz yaşlı bir oyuncu ama evet, çok yetenekli. Evet. 20 yaşında. Bir tane kafayla gol attı. İnce bir offside'a takıldı. Yani boyu uzun değil ama kafa vuruşu çok kaliteli bir kafa vuruşu. Ondan bir dakika önce yine ceza sahası içerisinde, ceza sahası dışından bir şut vurdu. Top direkten döndü. Bazı oyuncular böyle yaşlarına göre sanki doğal yeteneklerle, hani yaşından beklenmeyecek derecede doğal yeteneklerle böyle sarılmış, sarmalanmış ve servis edilmiş gibi gözüküyor. Fermin Lopez de bu gol vuruşu ve şut konusunda çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu. Hani oyun içerisinden bahsetmiyorum ama oralarda böyle topla buluştuğu zaman öldürücü bir isim olacak belli. O çok etkileyiciydi dün. Ama maçın genelinde tabii Barcelona bu kadar eksikle zaman zaman net şekilde oyunu Shakhtar'a verdi. Shakhtar'ın da 2-1 iken son bölümde girdiği 3-4 tane pozisyon var ama Shakhtar'ın da tabii yetenek konusunda biraz geride kaldığını gördük. Sonradan oyuna bir tane Venezuelalı genç girdi Shakhtar'da. Onu da bulmuşlar, 18-19 yaşında bir oyuncu. Onu ben tanımıyordum. O da Casado mu, kim? Yok, uzun bir ismi vardı. Bakayım söyleyeyim. O da ilginç bir oyuncu. O da herhalde çok fazla kalmaz oralarda Shakhtar'da. Kim ya? Bir dakika söyleyeceğim şimdi. Casado'yu mu diyorsun? Yok, şey o İspanyolu. Shakhtar'da şu Chelsea. Nuerton. Brezilyalıymış, pardon. 18 yaşında. Shakhtar'da. Ha, ben Barcelona'ya bakıyorum. Yok, Shakhtar'da. Yok ya, ben Barcelona'ya bakıyorum. Shakhtar'da. O da oralarda çok fazla kalmaz. Hani Shakhtar'ı beklediğimden iyi buldum. Barcelona'yı da acaba El Clasico öncesi nasıldır diye merak ettim. Tabii bu kadar eksikle değerlendirmek kolay değil ama. Bir şey söyleyeyim mi Barcelona için? Şimdi Barcelona, yani şimdi Pedri yok. Şimdi olmayan Pedri biliyorsunuz 20 yaşında. O da 2003'tü değil mi? Ondan sonra işte Lewandowski zaten yok. 2002'li galiba. Neyse işte 22-23 yaşında yani, değil mi? Ondan sonra Lewandowski falan saymıyoruz. Var yok fark etmiyor, işte artık ileride o Ferran Torres'ler, Joao Felix'ler falan filan oynuyor zaten. Şimdi ki Ferran Torres dediğin oyuncu yine 2000'li, 23 yaşında. Şimdi Gavi, Pedri'yi biliyorsunuz zaten. Şimdi Yamal
18 yaşında mı? 2007'li. 16 yaşında. 16 yaşında Yamal. Mark Giu diye bir tane oyuncu var. Dün yine oyuna girdi. Bir gol atmıştı. Annesi babası tribünde ağladılar sevinçten. O İspanya'da maçta girip bir dakika sonra gol attı geçen hafta sonu. Seyrediyordum ben de maçı canlı. Çok o viral oldu sosyal medyada. O çocuk yine girdi oyuna. O da 17 yaşında. Tamam mı? Şimdi bunlar 17, 18, 16, 20, 21, 22, 23 yaş. Ortalık kaynıyor Barcelona'da değil mi? 26-27 yaş falan buldum böyle 28 falan. Kaptanlık pazibandı veriyorlar hemen yani. Şimdi o Barcelona takımı grubunda, Şampiyonlar Ligi grubunda 3'te 3 yaptı. 8 attı, bir tane yedi. Domine ediyor grubu. Kendi liginde liderliğe tekrar yükseldi yanılmıyorsam. Pardon, yükselememiş. Yok, bir puan gerisinde yani. Kalmış Real Madrid'in. Bir puan gerisinde Girona da tabii orada. Zaten baştan beri Girona iyi başladı sezonu. Girona da Katalonya'nın en büyük ikinci şehridir zaten. Ama hep küçük bir takımıydı. Şimdi bu sene ilk defa böyle parladılar. La Liga'da zirveye falan ilk defa geliyorlar. Ama sonuçta Katalonya'nın en büyük, Barcelona içindeki o Katalonya'nın en büyük kenti ve en büyük takımı her zaman Barcelona. İkincisi de hep arkasında, bir adım arkasında şehir olarak da, büyüklük olarak da Barcelona da yakın zaten Girona. O da ikinci. Şimdi, Real Madrid zaten var. Bir problem. Ama Barcelona şu 16-17-20 21 yaşındaki çocuklarla bugün grubunda şampiyonlukta lider olması, şey yapması ne kadar büyük bir başarı değil mi? Bu yetenekleri bulması, oynatması, şans vermesi ve çok büyük sancılı bir dönemden de geçmedi Barcelona. Hani ne bileyim ligi 7. bitirirsin, 6. bitirirsin, 9. bitirirsin falan böyle bir gençleşme dönük. Sonra o gençler biraz tecrübe kazandıkça hani 21-22 yaşına gelirler, sen de tekrar zirveye oynar. Öyle bir şey de olmadı yani. Böyle bir sallanır gibi oldu Barcelona. Biz böyle göz açıp kapayana kadar gene bakıyorsun gencecik çocuklarla. Geçen sene de şampiyonu zaten. Geçen sene de şampiyonu. Yani bu çok büyük bir başarı. Ya bu kurumsallığı, devamlılığı, standardını 20'li 21'li yaşlara indirmek. Çünkü normalde bunun doğrusu, doğrusu derken bugüne kadar alıştığımızı 26-27 yaşında genelde en olgun dönemine gelmiş büyük yıldız niteliğinde oyuncular toplayıp onlarla güzel bir takım yapmak. Ama sanki biraz da zorunluluktan bir feda dönemi var orada. Ama onu anlatmaya çalışıyorum. O feda dönemini bu kadar feda değilmiş gibi yapmak, hala Barcelona gibi yapıyor feda dönemi. Pek feda gibi durmuyor. Böyle bir fedakarlık var. Biraz taviz veriyoruz. Real Madrid'in gerisine düşmüyorlar işte. Real Madrid bir puan önünde Barcelona'nın şu anda. Geçen sene de şampiyonu Barcelona. İşte bu kadro La Liga'ya o standarta yetiyor ama sanki Şampiyonlar Ligi için... Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ni alamıyor da ne oluyor yani değil mi? Bir tane bir sene ıskalıyorsun, ne oluyor? Yine bir şeyin yok yani. Prestij olarak bir kaybı yok Barcelona. Tribünleri dolu, stadını yeniliyor falan filan. Yani hani bir sürü şeyini yenilerken araba yolda giderken yani teker dönüyor bir yandan. Bir yandan da çok ciddi evrim geçiriyor takım, kulüp bilmem ne. Ama bunu da başarıyorlar. Yani 20'li, 17, 18'li çocuklarla çıkıp da rezil olmuyorlar. Yani hani gidip de olmadık takıma 3-1, 4-1 yenilirsin. Dersin ki ya bu dönemin de böyle kazaları olacak. Bunlar genç çocuklar. Hatırlar mısınız? Manchester United o efsane kadrosunu, Sir Alex Ferguson'un efsane kadrosunu yaparken o kadronun 7-8 tane oyuncusu 18-19 yaşlarındaydı. Hepsini topladı, 11'e koydu, Kadıköy'e getirdi Fenerbahçe, Alex Ferguson. 3 taneydi Fenerbahçe'den. 3-0 mı ne yendi Fenerbahçe? Tuncay Şanlı falan dönemi. Kıyamet koptu. Manchester United'a 3-0 yendi Fenerbahçe. Şöyle yaptı, ezdi geçti. Manchester United'ı dağıttı falan. Manchester United çoluk çocukla oynadı. Ama o çoluk çocuk Fenerbahçe'den 3 tane yedi. Gitti 3 sene, 4 sene sonra tozunu attı İngiltere'nin ve Avrupa'nın. Aynı çocuklar. 3-4 sene daha yaşlanmaları gerekiyordu sadece. Hani bunlar dahi olmuyor Barcelona'da demek istiyorum. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 7.47 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğim. Fenerbahçe bugün Konferans Ligi H grubu 3. maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Ludogorets tabii grubu aslında iyi başladı.
Spartak Tırnavak arasındaki 4-0'lık galibiyet. İkinci arada gelmişti tüm goller ama ikinci maçta bu sefer Nojalen'de 7 golle kaybedince tabii işler değişti. Teknik direktörleri değişti. Dik de pek iyi durumda değiller ki son 12 sezonun tamamında Dik şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Aslında biraz kırılgan bir dönemden geçiyorlar. İsmail Kartal da şöyle diyor Ludogorets'le ilgili dünkü basın toplantısında. Yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda rakibimizin maçlarını izledik. Bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağı kesin değil. Sakat isimleri var. Bu konuda tam bir bilgimiz yok. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorlar. 12 yıldır şampiyon oluyorlar. Bu sezon çalkantılı bir dönem içerisindeler. Hocaları takımdan ayrıldı. Yeni hoca da geçmiş dönemde takımı çalıştırmıştı. Her şeyi takip edip neler yapabileceğimiz konusunda dersimize çalıştık. Yarınki tek hedefimiz yüksek özgüvenle sahaya çıkıp maçı kazanmak dedi. Bir önceki maçta 7-1'lik mağlubiyette maçın gerçek skorunun aslında 7-1 olmadığını, birinci dakikada gol yediklerinden, her gelen topun gol olduğundan bahsetmiş, bir moral bozukluğu yaşadılar. Normalde hafife alınacak bir takım değil, rakibimizi ciddiye alıyoruz demiş. Maçtaki kadro tercihine dair henüz karar vermediğini ve antrenmandan sonra kadroyu belirleyeceğini ifade ediyor İsmail Kartal. Emre Mor'un takımla antrenmanlara başladığından, Serdar Aziz'in ameliyat olduğundan ve 5-6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağından bahsetti. Livakovic'in Hatay Spor maçında direğe vurduğunu ama ciddi bir durum olmadığını, bu maçta forma giyebileceğini de ifade ediyor. Tabii Fenerbahçe'de eksikler var. İsmail Yüksek bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın bir sakatlığı var. Pazartesi günü antrenmanlara tekrar başlaması bekleniyor. King'in sakatlığı devam ediyor. Emre Mor listede yok. Lincoln zaten listede yok ve sakat. Bartu Elmaz listede yok. Mert Müldür listede yok. Serdar Aziz sakat yok. Samet listede yok. Luan Perez zaten yoktu. Fenerbahçe'de aslında çok sayıda eksik var. Özellikle tabii Serdar'ın olmaması stoper rotasyonu da bayağı bir zayıflattı. Normalde yedeklerle çıkıyor Fenerbahçe bu karşılaşmalar ama bu maç çok çok büyük ihtimalle Beka-Jiko ikilisi tekrar sahada olacak. Beklerden biri dinlendirilecek. Onun da Ferdi Kadıoğlu olması bekleniyor bugünkü muhtemellere baktığımda. Solda Osterwold'e, sağda da Osay Samuel olacak. Orta sahada İsmail'in yokluğunda Crespo ve diğer geri kalan bölgede de Zaitsev'in forması garanti. Zaitsev'in yanında Fred mi yoksa Szymanski mi olacak? Anladığım kadarıyla orada bir farklılık var gazetelerde. İki gazetede farklı şeyler yazmış. Aklıma acaba bir 4-4-2 olur mu diye geldi. Sonuçta merkez orta sahada Aslı eğer dinlendirecekse başka da oraya koyabileceği bir yedek yok Mert Hakan'ın sakatlığında. Belki bir çift forvet görebiliriz. Olmazsa da az önce saydığım opsiyon geçerli. Solda Kent, sağda Cengiz Ünder ve ileride de Batu Şua'yı bugün Fenerbahçe'nin beklenen 11'i. Bir de kaleciyi söylemedim ama İrfan Can bugün yine kalede olması bekleniyor. Rotasyonlu bir kadro yani yine sağda olacak Fenerbahçe cephesinde. Sakatlıklarla ilgili bir de soru geldi. Bu bir yapay zeka kullandıklarını söylemişti İsmail Kartal. Acaba o yapay zekada soru mu var minvalinde bir soru yöneltildi kendisi de. İsmail Kartal da sakatlıkların ikiye ayrıldığını, birinin kas, diğerinin darbe sakatlığı olduğundan bahsetti. Ve Emre Mor, Livakovic ve Serdar Aziz darbe sakatlığından dolayı şu anda yoklar. Yapay zekayı biz kas sakatlığı için kullanıyoruz. Şu anda bir kas sakatlığı yaşamadık. Bu şekilde hangi bölgelerin yorgun olduğunu analiz edebiliyoruz diyor. İsmail Kartal bu yöndeki eleştiriyi de bu şekilde cevaplamış oldu. Ve son olarak da Pendik Spor maçının oynanacağı stat kapasitesi ve zemin durumunun sorulmasıyla ilgili de benim bunu düşünecek bir durumum yok. 2500 kişilik stadın her şeyle uygun olması gerekir. Herkes aynı şartlarda mücadele etsin. Bu federasyonun sorunu. Herkes daha iyi zeminde oynamak ister. Bize gelen takımlar o coşkuyu hissediyorsa biz de her deplasmanda futbolumuzu en iyi şekilde oynamak isteriz dedi. Ve sonrasında da akşam saatlerinde Pendik Spor cephesinden görüntülü bir cevap geldi İsmail Kartal'ın açıklamaları üzerine ki paylaşılan görüntülerde zeminin gerçekten güzel olduğu gözüküyor. Stat yenilenmiş. Zaten bir önceki Sivas Spor maçıyla birlikte Süper Lig'de kullanıma açıldı Pendik Spor'un stadyumu. Soyunma odada gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani videoda hani kapasite ve işte etrafındaki stadyumun binalar hariç gerçekten modern bir stadyum.
kutu gibi bir stadyum var Pendik Spor'un. Öyle Fenerbahçe'yi rahatsız edecek, dediğim gibi, bir zemin yok. Sadece işte geçen sezon da bazı tartışmalar oldu. Hatırlarsınız, Jesus döneminde işte Ümraniye Spor maçının oynanacağı stat, işte o maç neden Olimpiyat'ta değil de Ümraniye'nin stadında oynanıyor vesaire, böyle tartışmalar vardı. Ama hani Fenerbahçe'ye bir şey kazandıran tartışmalar değil açıkçası. Bu maç hani Olimpiyat'ta oynansa daha mı iyi olacak Fenerbahçe adına o zeminde, yoksa daha iyi bir zeminde oynamak mı daha iyi? Stadyum kapasitesinin düşük olması nasıl bir dezavantaj yaratıyor bu karşılaşmada? Bir avantaj mı, dezavantaj mı, tartışılır. Yani büyütecek bir şey yok sonuçta. Rakip Pendik Spor burada. Fenerbahçe her türlü 2500 kişilik statta da yener, 80 bin kişilik statta da yenebilir. Çok kısa alacağım Barış abi. Bir buçuk dakikamız var. Bir buçuk dakikanın 30 saniyesini ben kullanayım. Bir dakikasını Ali kullansın. Yani bu şimdi sahanın durumu, stadın ufak olması vesaire, bunlar ilgilendirir herkesi ve federasyonun da çözmesi gereken konulardır. Ligin bir standardı olması gerekiyor. Her anlamda bir standardı olması gerekiyor. Bir kalite standardı, kapasite standardı vesaire, imkanlar vesaire olması gerekiyor ve kaliteli futbolu ve seyirciyi ve ambiyansı ve maçı televizyondan izleme karşısından da etkileyici olduğu için bu ambiyans her anlamda ekonomisiyle birlikte, sahadaki performansla birlikte tabii iyi bir şart oluşması lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hassasiyeti haklı. Fenerbahçe kendini savunuyor. Federasyonun tabii bu işleri, standartları iyi oturtamamasıyla alakalı bu yani. Süper Lig seviyesinde 2500 kişilik statta maç yapmamak lazım bir kere. Bu böyle. Ama hani maçı oynarsa Fener ne olur? Bu dert midir? Her derde doğru, haklısın, ama Olimpiyat standında oynarsa Fener daha rahat yener. Pendik'in kutu gibi standında Pendik'in lehine olur oradaki boğucu şartlar vesaire. Dolayısıyla böyle çok zayıf takımlara karşı onların stadında zor şart daha kapalı, biraz daha seni sınırlayıcı, baskılayıcı, stres yaratıcı ortamlar yerine, sağ zemine de dahil olmak üzere, daha ferah ferah, seyircinin de çok fazla etki etmediği bir yerde karşı karşıya geldiğinde Tenha'da çok kalite farkı olduğu için çok daha rahat yenersin. Dolayısıyla hani bir önemi yoktur. Günün sonunda bir Pendik Fenerbahçe fikstürü 11-11 oynanıyor. Çıkıp her yerde yenmen lazım, haklısın. Ama bu işin bir de psikolojik boyutu vardır. Şartların daha rahat olduğu, sağ zemini de dahil ölçek daha rahat olduğu bir ortamda kaliteli olan her zaman lehine çalışır. Daha üstün olanın lehine çalışır o. Dolayısıyla hani Olimpiyat standında bu maç alınsa Fenerbahçe'nin galibiyeti kolaylaşır. Burada zorlaşır. Bu böyledir yani. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saatteyiz. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. Son kısımda da Pendik Spor maçıyla alakalı kısmı söyledik. Tabii bir konferans ligi maçı öncesinde hafta sonu oynanacak lig maçıyla alakalı bir soru yöneltilmesi de ilginç aslında. Yani normalde maçla ilgili genelde ya da maçı ilgilendirebilir, bu maçı ilgilendirebilecek kısımlarla ilgili sorular sorması. Ama bu maçın magazini yok basın için. Yani Fenerbahçe-Ludogorets maçının magazini ya da Fenerbahçe-Ludogorets maçını okutacak bir şey çıkartamıyor basın mensupları. Ama Pendik'te bir polemik var. O polemik üzerinden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Evet, sosyal medyada tabii şey o, fark o. Köpürtüldü bu konu. Bu sezon gerçekten sosyal medyada da bir şampiyonluk yarışı var gördüğümüz kadarıyla. Fenerbahçe cephesi de orada çok iyi saldırıyor. Galatasaray cephesi zaten o konuda çok iyiydi. Böyle takımları aleyhine gözüken en ufak bir ya da aleyhine olmasa bile onun aleyhine olabilecek kısmını alıp sosyal medyada köpürtmek bir moda haline geldi. Fenerbahçe dediğim gibi bu sezon bunu gerçek anlamda çok iyi yapıyor. Bu kötü bir şey ama hani bu yola girdikten sonra artık onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor taraflar ve gördüğüm kadarıyla gerçekten çok iyi yapıyorlar. Yani en ufak bir olumsuz olabilecek noktayı alıp köpürtüp, işte hakemler açıklandığında zaten ona alışmıştık ama Fenerbahçe orada da daha çok ön planda şu anda. İşte Abdülkadir Bitigen iki maç önce şöyle yapmıştı. Cihan Aydın bizim maçta şunu vermemişti ama sadece bir hafta dinlendi. Ertesi hafta tekrar maç aldı. İşte Vardaki hakem 3 maç önce bizim şu pozisyonumuzu orta hakemi uyarmayan hakem tekrar görev alıyor gibi
Böyle bayağı detaylı çalışmalar görüyorum sosyal medyada. Benim takip ettiğim bu arada kısımlarda bunlar. Yani benim takip etmediğim daha fazlası da vardır muhtemelen ama bayağı bu konuda sosyal medya kaynıyor. Bu benim hoşuma giden bir şey değil ama mecburen hani işimiz gereği de bunu takip ediyorum. Bunu tabii genelde bu arada basın mensuplarının da RT'leriyle falan mesela Ahmet Ercan'ları takip ediyorum. Sosyal medyada bilgi almak için. Sonuçta çok tarzını beğendiğim bir gazeteci değil ama sonuçta beğenmediğim birçok insanı da takip ediyorum bu anlamda. Oradan görüyorum bunları. Hani alelade bir sosyal medya kullanıcısının fanatik bir ya da genç Fenerbahçeliler grubunun bir üyesini falan takip ettim yok. Takip ettiğim şeyler de belli aşağı yukarı. Beni beğenerek mi takip ediyorsun, beğenmeyerek mi? Nereye takip ediyorsun? Ediyorum. Beğenerek mi, beğenmeyerek mi? Çok beğenmiyorum sizin tarzınızı. Beğenmiyorsun. Evet. Neyi mi beğenmiyorsun? Ya genelde ben siyasi şeyleri takip etmeyi çok sevmiyorum, siyasi mesela. Siyasi ne yapıyorum ki ben? İşte genel gündemle ilgili. Ekonomiyle ilgili ben konuşuyorum. Ekonomiyi de yapıyorsunuz. Yani. Ekonomiden anlamadığın içindir o. Siyasetle ilgili bir şey yapmıyorum. Atatürk siyaset mi? Atatürk siyaset üstü bir konu. Ben Atatürk hassasiyetiyle konuşuyorum. Ben Atatürk demedim, siyaset. Onun dışında siyasete girmiyorum. Ekonomiyle ilgili eleştirilerde bulunuyorum. Ekonomiden iyi anlıyorum çünkü. Futboldan anladığımdan daha da fazla anlıyorum hatta. Sizin aksinize futboldan sizden de fazla anlıyorum ama ekonomide daha da fazla anlıyorum. O anlamda demek istedim. Tabii onları sen algılayamıyor olabilirsin olabilir ama onun dışında başka tarzımla ilgili beğenmediğin ne var yani? Beğenmeyerek takip ediyorsun. Ali'yi peki beğenerek... Çok yazmıyor ki zaten Ali abi de öyle... Ben sessizdeyim diye tahmin ediyorum Mert'in şeyinde. O sessiz alabiliyorsun ya büyük ihtimalle. Takip ediyorum ama... Bilmiyorum ama de, takip ediyorum ama büyük ihtimalle sessizdeyimdir diye düşünüyorum. Onu da çok beğenerek takip ediyorum. Nasıl ama ben sessiz alıyorsun zaten... şu Mert'ten göster bana. Yok. Ali abi de mesela işte hakemlerle ilgili çok yazıyor. İşte yazmıyor mesela hakem, genelde. Hakem otoritesi olduğu için biliyorsun. Mesela Volkan Bayarslan bir kötü performans göstersin hemen tweet atar. Haksız mı? Çok... Haksız mı? Haksız demiyorum. Ben atmıyorum yani. Ben şey yapmıyorum ben. Beğenmiyorum. Ha, Volkan Bayarslan'ı takip ediyor musun? Yok. Beğenerek mi takip ediyorsun? Beğenerek. Ben zaten hani Twitter'a öyle beğeneyim diye değil, işim gereğidir. Yani bilgi alma amaçlı takip ediyorum. Aferin. Tarzım olmayan şeyleri de takip ediyorum. Peki. Bilgi almak için. Yani çıkar bizi rahatla diye. O kadar şey yapmana gerek yok yani. Mesela ben gocunmam, alınmam yani. Beni de takipten çıkarabilirsin. Takipten çıkar bir şey olmaz. Ama ben de yani. Seni mute ederim radyoda. Ha, radyodan, Twitter'dan değil. Onu... Bir şey olmaz yani. Tamam, mikrofonu kısacaksak. Şurada bak, benim yani 100 bin olmama sadece 58 bin takipçi kaldı. Evet. Bir şey kalmadı. Bir kişi giderse bir şey olmaz yani. Bir şey kalmadı yani. Bir kişi gider 10 kişi gelir biz. Bir ölür 1000 diriliriz oğlum. Sen ne senin? Takip etsen ne? Cürmün kadar yer yakarsın. Ali merak etme, ben destek olurum sana. Volkan Bayarslan tweetlerim çevremle birlikte sana biz destek Mert'i alındırdığı için özür dilerim. Volkan Bayarslan'la ilgili. En son tweetim o aklımda kalan. Bilmiyorum başka aklımda. Haklıyım %100 yani Volkan Bayarslan. Haksızsın demiyorum. O maçta çok kötüydü Volkan Bayarslan. Ona itirazım İşte ben de iyi maçını görsem iyi maçını da yazacağım da Volkan Bayarslan'ı göremiyorum. Hayır, ben de istiyorum Volkan Bayarslan'la ilgili iyi bir şeyler yazayım. İşte iyi bir şey de yazmıyorsun genelde. O bende de var bu arada. Sen de eleştirdiğim nokta. Biz de hep eleştiri üzerine bir yani şeyimiz var. Yani olan pozitif bir şeyi yazayım istiyorsan. Temiz yüzlü bir insan. Düzgün gözüküyor kılığı kıyafeti. Yazalım istersen. Yok onunla ilgili değil. Maç da hakemle ilgili ne yazalım abi? Allah gözünü seveyim ya. Süper ama hakemlik zaten genelde çok en fazla eleştiriye açık mesleklerden biri olduğu için. Öyle ben ona itirazım hakem, yok. Yok şöyle. Mesela hakemin iyi olduğu performansı yazma övme şeyin az ihtimal. Yani hakem seni rahatsız ettiği anda zaten elin... İşte kaleci hata yaptığında yazıyorsun. Hani iyi bir şey olduğunda genelde yazılmıyor ya. Hep şikayet üzerine kurulu ya. Ben de böyleyim bak. Yanlış anlamayın. Ben de kendi tarzımdan da... Çok sızlanıyorsun diyorsun. Evet çok sonra. Sızlanıyoruz yani. Çok olan pozitif şeyi görmüyoruz. İşte var mesela varın hep biz kötü yanlarını anlatıyoruz ya burada. Aslında var neleri kurtarıyor. Biz onları o kadar şey yaptık ki normalleştirdik ki. Aslında çok büyük hala faydası var varın ama hala varın o... Ufak bir hatayı bulduğumuzda onun üzerine gidiyoruz ya. Vardı da çok kötü yaptılar aslında. O demeye çalıştım o benim biraz da. Ama şöyle bir şey. Sen arabanı açtın çalıştın. Arabanı çalıştın gittin. Zaten o arabanın işi değil mi yani? Orada şikayet edeceğim bir şey yok. Yani olması gereken bir şey var. Zaten onları yapması gerektiği için orada herhangi bir övgüye çok gerek yok. Zaten onun için kuruldu var yani. Arabada sen git diye yapıldı. Hı hı. Arabayla ilgili problem yaşadın. Sen her sabah arabaya biniyorsun. Araba bugün de beni buraya kadar kusursuz getirdi. Helal olsun diye konuşuyor musun? Her sabah konuşmuyorum ama sürekli de... Ama araba arıza yapsa söylenirsin işte onun gibi. Evet. Yani bu durum ama. Vardaki mi? Vardı bu. Ama şunu da yapıyorum. %100 öyle Ali. Barış abi ben şunu da yapıyorum. Ne yapıyorsun?
Yani ben bundan 6 ay öncesine kadar ya sizle geliyordum ya toplu taşımayla geliyordum. Peki. Şimdi arabayla geldiğim zaman ya ne güzel aslında metroyu kullanmıyorum daha az. Tamam, ne kadar daha diyeceksin bunu? Varik çıktığında biz de varı övdük zaten. Ne kadar diyeceksin? 10 yıl boyunca sen arabayı öveceğim mi? Diyebilirim yani. Diyemezsin bunu. Abi merak etme. Şey olarak bir bu iş alıştıranda. Sen şimdi araba kullanmazken araba kullanmaya başlayınca o bir başka bir statü olduğu için o statünün avantajlarını hissetmen ve bundan coşku duyman, mutluluk duyman çok doğal bir süreç bu. Ondan sonra araba kullanmaya devam edersen, arabayla her şeye gitmeyip gelmeye devam edersen, o senin hayatının olağan bir parçası olduğunda artık sen bir yerden bir yere arabayla sorunsuz gittiğin için mutluluk hissetmeyeceksin. O senin artık rutinin olacak, tamam mı? VAR protokolü ilk uygulanmaya başladığında o zaman da çok eleştirdiler. Hayır olur mu? İyi ki VAR geldi. Beni çok eleştirdiler. VAR'ı amma övüyorsun bak ne kadar hata yapıyorlar diye. Ben de dedim ki VAR protokolünün, teknolojinin bu şekilde o hayatımıza girmesi, fahiş hataları önleyici özelliğiyle son derece iyidir, destekliyorum. Çok önemli bir şeydir bu futbol adına diye söyledim ve hatta onu söylediğim dönemlerde VAR yeni geldiği için de çok ben onu promote ettim. VAR benim babamın oğlu değil ama promote ettim. Tutundurmak için şey yaptım. Çünkü inanıyordum, teknolojisine inanıyordum ve o protokol gerçekten bariz hataları engelleyici nitelikte ayır dedip ve oyuna da çok böyle etki etmeden, olumsuz etki etmeden, oyunu çok heyecanlı kaçırmadan o dengeyi tutturabilirlerse şahane bir şey dedim. Belli ölçüde de tutturdular. Bazı şeylerde pozisyon şeyi uzuyor. İki kere seviniyorsun, bir kere sevinip üzülüyorsun falan. Bunlar oluyor ama işte bu bir bedel. Ama bu bedeli ne uğruna diyorsun? Bugüne kadar VAR uygulanmaya başladığından beri sayısını bilmediğim kadar Türkiye'de ve yurt dışında fahiş hatalar kurtarıldı. Verilmeyen penaltılar verildi. Verilen penaltı olmayan şeyler geri döndürüldü. Ondan sonra kaçırılan elle oynamalar binden neler falan uyarıldı, gidildi, düzeltildi. Ondan sonra offside'larda bir sürü şeyi kurtardılar. Ama bu arada çok tartışma yaratacak kararlar verdiler mi? Verdiler. Çok... Şimdi bunlar, onların hepsini biz yerli yerinde koyduk ve hepsini dozunda söyledik. Ve ilk zaman özellikle VAR'ı daha çok biz övdük. VAR'da protokol hatası yapıldığında veya tartışmalı kararlar çıktığında, VAR'dan tartışmalar çıktığında en büyük eleştiriyi ben aldım. Yani hem bu radyoda ben aldım hem de kamuoyunda da en çok eleştirilerden biri ben oldum. Bana hep şunu söyledi mağdur olan takım. VAR deyip duruyordum, VAR'ı gördük. Ya demek ki ben VAR'ı övmüşüm ki bununla ilgili bana tepki gelmiş. Şimdi artık VAR hayatımızın bir rutini oldu. O protokolde zamanla kullananlar, protokolü uygulayanlar, uygulatanlar, biz izleyenler bilinçlendikçe, iş oturdukça zaten belli bir standardı oluştu. Yani Avrupa'da belli bir standardı var artık. VAR olmadı mı VAR'ı arıyoruz. Ah olsaymış, keşke VAR diyoruz. Demek ki iyi bir şeymiş, iyi olmuş. Fakat ben şimdi artık şu noktaya evrildim. Ben artık VAR'ı hayatın olağan akışı içinde, doğallığı içinde, futbolun artık kabullendim ve benimsedim. Özümsedim yani. VAR olmadığı dönemi bıraktık artık. VAR'la yeni bir dönem var ve bu bizim normalimiz. Normal nedir Ali? İşte normal, Mert, Ali'nin dediği yere geliyoruz. Araba artık senin rutinin, tamam mı? Sabah arabaya binip işe gitmen, artık toplu taşımayı kullanmak zorunda kalmaman, o lüksünün olması senin için, refahının olması senin rutinin olduğu andan itibaren senin için artık onu, o bir konu değil. Gidemediğin gün konu. Araba çalışmadığında, lastiği patladığında, motoru arıza yaptığında, sinyali bozulduğunda, kornası çalmadığında, aküsü biterse. Sabah beni almazsan. Bir şey oldu. Hayır, araba sana, araba sana, bak şimdi araba seni götürürken A noktasından B noktasına sorunsuz şekilde senin için bir konu değil, övülecek bir tarafı yok. Ama senin canını sıkmaya başlarsa, ya durup dururken sinyal çalışmıyor. Bir de şimdi git sinyali yaptır. Ya bu ne biçim araba? Bir gün birisi, bir gün biri, bir gün burası, bir gün burası. Yoktu, araban bile yoktu. Senin mi diyeceğiz biz sana ondan sonra? Cevabın bu mu olacak bunun? Ya diyeceksin ki sen, abi bu araba devamlı sıkıntı çıkartıyor ya diyeceksin. Sen atıyorum demezsin inşallah da. Bir şey oldu diyebilir insanlar. Mekanik şey sonuçta bu. Araç. Biz de sana şey mi dememiz lazım o zaman? Ya arabam var, yok olmadığı günleri unuttun mu? İşte biz de geliyordun, toplu taşımaya biniyordun, karda, yağmurda, çamurda iniyordun, yürüyordun, metrodan çıkıyordun. Hey be, ne nankörsün be. Arabanın sinyali bozulmuş, lastiği patlamış, osu olmuş, busu olmuş, tamirden bakımdan çıkmış, bakımdan çıkmasına rağmen yağ yakılıyormuş, bilmem neymiş. Ayıp ayıp mı diyeceğiz biz sana? O cevap mı olacak o zaman? Sen haklı olacaksın o zaman da şikayet etmekte. Çünkü sana bir hizmet veriliyor Mert, sen bir para ödüyorsun. Arabayı alırken para ödüyorsun, bakımını ödüyorsun, lastiğini ödüyorsun, devamlı para ödüyorsun. Arabayı yani iyice kullandıkça da anlayacaksın, araba bayağı metres gibi bir şey, tamam mı? Yani insanın hayatında bir yanda bir masraf yükü böyle gidiyor. Büyüyerek gidiyor devamlı, tamam mı? Tamam. Bir tabii ki bir imkan, ekonomik imkana göre herkes bir araba sahibi olmak ister, kullanmak ister ama yanında da beraberinde bir sürü yük getiriyor.
Buna da katlanıyorsun çünkü getirisi çok fazla. İhtiyacım var arabaya büyük şehirde özellikle vesaire. Neyse. Ama sıkıntı çıkartmaya başladığında bu kadar para ödüyorum, ben bir de bunun arızasıyla mı uğraşacağım yani? Birdenbire, çünkü öyle şeyler oluyor ki insan hayatta başına geçiyor. Artık teknoloji ilerledi. Şimdi iyi araba kullanırsan, iyi de bakarsan arabana, sorun yaratmıyor arabada artık. Otomotiv sektörü de çok büyük teknoloji ve iyi yere geldi ama ben eskiden ben ne arabalar kullandım? Arabaya biniyorsun birdenbire farının teki yanmıyor. Çıkıyorsun yola, polis çeviriyor. Şimdi biz bir de gençliğimizde arabalarımız da bizim şey kötü diyelim, tamam mı? Şimdi hadi dert anlat ya, çalışıyordu şimdi bozuldu, götürüyorum tamire falan. Adam diyor ki düzelt bu farı. Hadi bazı polis ceza keser, bazı iyi niyetli davranır sana. Bakarsın genç bilmem ne. Biz bunları geçtik 30 sene önce. İşte dert, hadi git yaptır ama bak hani. Şimdi bu direkt yaptır, farı yanmıyor falan. Şimdi bu ne oluyor? Bir kere başına 2, 3, 4. Ondan sonra arabadan şikayet etmeye var. Diyorsun ki bu araba, ben değiştireceğim bu araba. Var, öyle olmamalı diyorum ben. Yani varın iyi olduğumu söylemiyorsun. Söylemeyeceğiz tabii. Varın iyi olması, çünkü bir protokolü var. Önünde teknolojisi var. Önünde ekranları var. Zamanı durdurma gibi bir lüksü var. Geri alma lüksü var. O açıdan bak, bu açıdan bak. 2 kişi, 3 kişi bir araya gelmişler bir odada. Tamam mı? Kural belli. Kuralın nasıl yorumlanması gittiği belli. Tecrübeniz var. Geçmişiniz var. Bütün protokole hakimsiniz. Oyun kurallarına hakimsiniz. Açılar var. Durduruyorsunuz. 1 dakika, 2 dakika yeri geliyor. 3 dakikada bütün Türkiye sizi bekliyor. Sizin keyfinizi, onu iyice anlayacaksınız şey diye bekliyor. Sesimizi de çıkarmıyoruz. Bir doğru karar ver be kardeşim. Orada yanlış karar verme. Orada şaibe yaratma artık. Var odasından şaibe yaratmayın kardeşim. Orada şaibe yaratacak yer değil orası. Tıpkı senin dünya para verip araba alında arabanın da seni yolda bırakmaması gerektiği gibi. Gitmesi normal. Bir yerden bire gitmesi övülecek bir şey değil arabanın. Araba gitmek için zaten o kadar para ödeniyor arabaya. O zaman hani Twitter veya hayat hep şikayet makamı olacak. Ya olması gerekeni biz konuşmayacağız. Twitter'ı geç. Twitter başka bir hikaye. Olmayanı. Twitter'ı bırak. Oraya çıkıyor Barış. Twitter. Şimdi Twitter bir ya kere. Sen gene öv yani. Neyini övmek şey istiyorsun yani sen? O zaman mesela Icardi'de zaten gol atması gerekiyor. Normali yaptı. Gol atmadığında biz Icardi'yi konuşalıma geliyor biraz. Hayır, anlatabildim mi? Onunla alakası yok. Nasıl yok? Aynı şeyi şöyle bahsediyor. Bir şey var yani. Senin mesela Kerem'in kaçırdığı gol Twitter'da eleştirilebilecek bir konu. Evet. Icardi de benzer golü kaçırsa, Icardi'ye de ahlar vahlar yapılırdı Bayern Münih maçında. Yani bu normal ama Icardi Panenka penaltısı attığı zaman da insanlar övgülerini de doğal olarak söylüyorlar. Sen istiyorsun ki biraz daha iyi olan dengeli şeylerde olsun. Dengeli olsun. Ben okay, eleştirilmesin yani, bu demiyorum. Okay, bu bir tabii ki eleştirilmesin demiyorum. Yani, denge olsun diyor. Denge önemli bir kelime. Dengeli olmayı hepimiz istiyoruz. Herkes de dengeli olmayı ister. Denge çok önemli bir kelime ama denge derken ne kastettiğin önemli bir konu işte. Yani çünkü denge, herkesin denge standardı farklı olabilir. Dengeyi koyduğun yer senin aslında bir kalite çıtanı da oluşturuyor. Dengeli olalım deyip sen fahiş hataları görmezden gelirsen, çünkü biz eleştirmeyi eleştiriyoruz. Dengeli olmak için o zaman o denge unsurunu sen kalitesizlik, standart bozukluğu olarak da bize dayatmaya kalkabilirsin. Bunun adına denge diyebilirsin. Dengeyi nereye koydun çok önemli. Terazi çok önemli. Adalet çok önemli. Ama biliyorsun değil mi, terazide sıfır noktası var. O sıfır noktasını önce bakıyorsun, sıfırda duruyor mu diye. Sonra tartıyorsun. Eğer o üçte duruyorsa yanlış tartarsın, biliyorsun değil mi? Çünkü denge noktası üç olursa seni 3 kilo fazla tartar. O yüzden o denge noktasını sıfıra getirelim. O sıfıra getirmek de nedir burada? Varın protokol çerçevesinde, oyun kuralları çerçevesinde pozisyonların zorluğuna bağlı olarak bir standardın olması gerekiyor. Bu standardın zorluk olarak varın karar vermesi noktasında zorluk açısından, işte gri pozisyon açısı kötüdür, pozisyon çok ortadadır, niyet, orta kemin takdiri, varın protokolü nasıl okuması gerektiği, kuralların yorumunun netliği, çünkü kuralların yorumları da A ya da B değil, yani kurallar da bir sürü şeye bağlı, orada varın o anlık işte bir dakika içinde vermesi gereken kararda hakeme uyması, protokole uyması vesaire. Buralarda toleranslı davranmak ve burada var karışmamak da haklı, var karışıp böyle demek zorunda gibi şeylerde varı koruyabilirsin, tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Ama fahiş bir hatayı protokol açık şekilde emrederken orta hakeme senin yanlışını düzeltme konusunda sessiz kalıyorsan, yani bu şuna da benziyor. Şoförlük diyelim. Şimdi demin araba örneğini uzattık. Şimdi şoförlüğe geçelim istersen. Şimdi bir şoföre kaza yapmadığı için her gün tebrik mi edeceksin sen?
Bravo, bugün de kaza yapmadım, bugün de kaza yapmadım, bugün de kaza. Ama kaza yaptığında da yerden yere vurmayacaksın, insanlık değil mi? Kaza da yapılabilir. Ama gidip arabayı haftada bir, profesyonel şoför bir de hani, tamam mı? Haftada bir direğe vuruyorsa, o zaman bir dakika derler değil mi? İşte bunları iyi, işte biz de VAR'da böyle gidip gidip arabayı durup dururken duvara vurmaya ya da önde giden araba duruyor, gidiyorsun arkadan bakmıyorsun, dikkatli de vuruyorsun. Hadi bir kere başına geldi, 2, 3, 4, 5 deyince ister orta hakem istiyorsun, ister olsun bunlar eleştirilir. Yani standardı, dengeyi nereye koyacağımızı bilelim. Biz de burada, sen de bizi öyle bir yaptın ki yani Twitter'dan yola çıkarak oradaki bir, tabii orada bir şey, bir sürekli eleştirmek ve sürekli saldırmak üzerine kurulu bir yapı var. Twitter ayrı bir sosyal medya şeyi, tamam mı? O bir referans değil ama bizim yaklaşımımızı, Ali'nin, benim ya da benim gibi insanların yaklaşımını, ister sosyal medyada ister bu yayınlarda, sen sürekli kötü olanın peşindesiniz, iyi olanı takdir etmiyorsunuz falan noktasına getirsen bu haksızlık. Onu kabul etmiyorum. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.24 saatlerimiz... ...şimdi telefon attığını ben aslında reklam öncesi açmak istiyordum ama unuttum... ...0212-363-0434 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz... ...bu bölümde de buçuk reklamına kadar sizlerle sohbet etmek istiyoruz... ...tabii bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var dedik... ...Fenerbahçe ile başladık, Beşiktaş'ta da devam edeceğiz... ...Beşiktaş'ta bugün Bodo Glimt deplasmanında olacak... ...ve dün basın toplantıları vardı Beşiktaş'ta... ...Raşit Gezal... son dönemde tabii üst üste maçlarda forma şansı buldu. O çıktı ve Burak Yılmaz yerine de Harry Vukas dünkü basın toplantısında söz alan isimli pro lisansı olan yardımcı antrenörü Burak Yılmaz henüz lisansa sahip olmadığı için dün konuşamadı. Harry Vukas'ı biz de dinledik. Onun açıklamaları vardı. Takımın son durumuyla alakalı son derbi mağlubiyeti vesaire bayağı o da açıklamalarda bulundu. Onlardan detayları tabii program içerisinde bahsedeceğim. Beşiktaş'ın kamp kadrosu yine dün açıklandı. Biliyorsunuz birçok sakatı var. Cezalı Rose yine maç kadrosuna yer almadı. Beşiktaş eksik bir kadroyla ve aslında okuduğum kadarıyla da sürpriz bir kadroyla bugünkü karşılaşmaya çıkacak. Özellikle Onana'nın bugünkü maçta ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor. Diyelim, bir virgül koyalım, dinleyicimize devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Ankara'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Oradaki konuklara, program sahiplerine de merhaba diyorum öncelikle. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Bilgisayar mühendisi bir durumda da Ar-Ge biriminin başında çalışıyor. Mert Bey ile ilk bir kızmazsa küçük bir eleştiri yapacaktım. Buyurun. Şimdi Mert Bey, sokakta yürüyorsunuz, sadece bir örnek vereceğim. Çok güçlü birisi, zayıf birisi ne kavga ediyor. Siz tarafsız mı kalmayı seçersiniz yoksa bir müdahalede bulunmayın? Neye müdahale çekmiş? İki kişi tanımadım, iki kişi kavga ediyor. Tarafsız mı kalırım, müdahale mi? Tanımadığı iki kişi kavga ederken. Niye sordunuz bu soruyu cevaptan önce? Niye sordunuz böyle bir soruyu? Şöyle, biraz önce Twitter muhabbetinden dolayı Mert Bey insanları tarafsızlığa çağırıyor anladığım kadarıyla. Yani olumsuz yorumlar yapmayalım diyor. Veya ezileni eleştirmeyelim gibi bir muhabbet var. Ben kendimi herhalde tam ifade edemedim ama ben bir dengeden yanayım. Yani çok fazla eleştirinin doğru olmadığını, pozitif şeylerin göz ardı edildiğini düşünüyorum. Yoksa hiçbir şey eleştirilmesin demiyorum. Ben de eleştiri yapıyorum işim gereği, mesleğim gereği ama onu da tadında yapmaya gayret bizim gösteriyorum. Bizim anlaşamadığımız nokta daha ziyade şu oldu tartışırken. Hani belki siz yanlış anladınız buradaki tartışmayı. Mert söyledi zaten düşündüğünü. Biz de dedik ki Mert'e cevaben, Ali de benden yana biraz daha durdu. Dedik ki yani dedik biz burada yanlış olanı hep söylüyor da iyi olanı göz ardı ediyor değiliz. Senin iddia ettiğin gibi veyahut da karşı çıktığın gibi. Biz iyi olanı da söylüyoruz ama onun sınırı belli bir rutin var. O rutini artık biz
iyi kabul edip her şeyi söyleyecek değiliz. Yani bazı şeyler var ki iyi yapılması zaten işin doğası gereği. Çok ekstra yapılan iyileri söyleriz. Ekstra yapılan yanlışları yahut da işte anlamsız bir şekilde işini doğru yapmamakla alakalı veya kötü niyet veya beceriksizlik ne derseniz deyin. Buraları da söylemek bizim zaten görevimiz. Bu arada ben bir şey daha ilave edeyim. Hani o dengede seninle anlaşacağımız nokta hangi iyiyi rutin kabul edeceğiz, hangi iyiyi de övgüye değer bulacağız. Orada bir sıkıntı var daha çok. Ama sen şunu da unutmamalısın ki senin yaptığın iş meslek olarak ağırlıklı eleştirmek üzerine kurulu. Onu da söyleyeyim yani. Farkındayım zaten. Tabii. Onu da söylüyorum. Yani, şimdi gereği yani, yapıyorum. Yayıncılık, medya çalışan olmak. Bak bir laf vardır. Bunlar duayen gazetecilerin lafıdır. Medyada yapılan eleştiri, haber nasıldır toparlayayım onu. Dinleyicimizle sen toparla, ben de lafı toparlayayım. Evet buyurun. Siz devam edin. Yani demek istediğim şey şu. Biz Fenerbahçeliyiz. Hani biraz önce de Fenerbahçe sosyal medyada çok aktif dediniz. Evet. Hani yapmıyordu. Fenerbahçe de çok aktif. Evet. Evet. Evet aktif doğru. Ben kendimi şahsım adına bazen Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Eşim Galatasaraylı. Eleştiriyorum, diyorum ki çok mu eleştiriyoruz hakemi veya biz bir taraf olduğumuz için yanlış mı görüyoruz diye kendi kendimi iç dünyamda sorgulama yapıyorum. Ancak baktığım zaman yani mühendisim, sayısalcıyım, biraz sayısal bakmaya alışkanım dünyaya. Yani verileri koyduğumuzda şimdi yani çok anormal durumlar oluyor. Yani hafta sonu mesela tüm hakem camiası Mert'in elini örnek veriyorum, sizde dahil olmak üzere destekli olarak görmedi. Evet. Yani büyüktür derler. Bir Ali abi gördü galiba burada. Evet. Yani şimdi adam düşüyor, kayarak da geliyor, elinde topa götürmüyor, aynı hizada gidiyor. Ama Davinson Sanchez'in Bayern Münih maçındaki pozisyonu da yine kayarak geliyor. Mesela orada yorum farklı ama kimse konuşmuyor. Biz olayların eşit olarak konuşulmasından yanayız. Mesela o zaman o da destekli değil denilebilir. Yoruma açık şeylerde artı olarak eleştiri bizim Türk toplumu kültüründe kötü bir şey gibi algılanıyor ama gerçekten eleştirmeliyiz, daha da çok eleştirmeliyiz. Eleştiri baskılanmaya çalışıyor ülkemizde de, herkese de. Eleştiri aslında çok iyi bir şey, insanları daha iyi bir yere götüren bir şey. Ben bunları söylemek istiyorum. Peki. Ben özellikle de şöyle bir şey, yani diyorum ya belki tarafımdır, onu da bilemiyorum ama çok kendimi dinleyen bir insanım. Hakem camiasında Galatasaray varlığının, ağırlığının olduğunu düşünen... Düştü dinleyici. Evet, biz kesmedik, düştü. Ya da düşmemiş de olabilir, bilmiyorum, düştü mü? Yok, hatta hala. Duyuyor musunuz? Alo. Ha, buyurun. Evet, siz hakem camiasında Galatasaray'ın ağırlığının fazla olduğunu diyorsunuz lobi olarak, öyle mi? Onu kesildi. Bu açıktan değildir ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani insanın çocuğu hastalanır, üzülür. Arkadaşının çocuğu hastalanınca der ki geçer. Yani bakış açısı da aynı değildir. Çünkü algıda seçicilik var tabii doğal olarak diyorsunuz taraf olmaktan. Algıda seçicilik olduğuna çok net inanıyorum. Çünkü bunu oturup pozisyon baktığında elbette Fener lehine de yapılır hatalar. Ama ağırlıklı olarak özellikle bu sene Fenerbahçe kazanmasına rağmen bakın itiraz ediyoruz. Yani kazanırken aslında itiraz etmemek lazım. İşin doğasına aykırı. Ben içeride böyle insanların bilinçaltında bir taraf olmaktan bunu da federasyonda yönetici kurullarda vesaire de Galatasaray'dan ağırlığının fazla olmasına bağlıyorsunuz, doğru mu? Ya organizasyondur. Bunu organizasyon zamanında seçilmiştir. Alttan gelir genelde böyle şeyler. Üstten gelmez. Ben ona inanmıyorum. Çünkü alttan doğru yetişerek gelir. İlk hakemler atanmaya başladığı zaman, taraf olan birisi seçmeye başladığı zaman yani profesyonel kadrolarda ağırlıklı Galatasaraylılar var diyorsunuz. Evet, ben anladım. Profesyonel kadroların bu işlere müdahil yani daha doğrusu müdahil de olduğunu etkiliyorlar, etkiliyorlar. Algıda seçicilikleri oluyor. Daha hassas oluyorlar Galatasaray'la ilgili diyorsunuz. Evet. Peki. Tamam, demek istediğim bu. Tamam, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başarılar diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şimdi dinleyicimizi toparlarken ben şeyi aradım, lafın orijinalini aradım ama bulamadım internetten. Yani aradım, birkaç kelime alakasız şeyler çıktı, beceremedim. Ama kendi hatırlayabildiğim kadarıyla şöyle toparlayayım. Çok duayen bir uluslararası bir gazeteci. Bu sporla ilgisi yok. Gazetecilik mesleğiyle alakalı bir şey bu. Editör yani çift editör yani genel yönetmeni Amerika'da yanılmıyorsam yani ya New York'da ya Wall Street'te falan. Şöyle bir şey söylüyor. Bunu
bulamadım şimdi. Diyor ki bizim işimiz diyor, yani kabaca söylüyorum, ben anlatmak için kelimeleri aramıyorum, eleştirmektir diyor. Yaptığınız haber diyor birilerini rahatsız etmeli diyor. Eğer yaptığınız haber birilerini rahatsız etmiyorsa bunun dışındaki yapılan iş gazetecilik değildir, halkla ilişkilerdir diyor. Şimdi bu tabii keskin bir ifade, tamam mı? Dolayısıyla bunu sen kendi işine uyarladığında da ağırlıklı eleştirmiyorsan, ağırlıkları senin yaptığın değerlendirmeler ağırlıklı olarak birilerini rahatsız etmiyorsa, ya birilerini huzursuz etmesi lazım, birilerini rahatsız etmesi lazım. Senin yaptığın iş biraz eyyam ve hani halkla ilişkiler olarak değerlendirmiş adam, yani birilerine işte yaranmak işte diye, bu duayan gazeteci. Yani bu gazetecilik mesleğiyle alakalı bir şey bu. Şimdi bizim işimizde gazeteciliğin evrildiği başka bir şey, radyoculuk, dijital medya vesaire. Şimdi değişiyor artık, yani medya değişiyor. Gazetecilik diye bir şey kalmıyor artık. Gazeteler gidiyor, yerine de dijital varlıklar veyahut da işte radyo, televizyon gibi unsurlar daha haber alma ya da işte bu tip yorumları yapmak, dinlemek vesaire konusunda artık daha farklı insanların tüketim alışkanlığı, medyayı tüketim alışkanlığı. Radyo hep vardı, yine var. Ama radyo yokken de diyorsun gazete vardı. Dolayısıyla bizim de aslında bir nevi sesli gazetecilik yaptığımızı eğer düşünürse, yorum tarafında, haber verme tarafında, radyoda bu işin bir parçası olduğuna göre bizim de ağırlıklı olarak yaptığımız konuşmaların rahatsız edici olması işin doğası. Bu demek değil ki her konuşmamız birilerini rahatsız etmeli. Birilerini mutlu da etmeli yaptığımız konuşmalar. Ama işte bir şeyi rutin olarak, dediğim gibi yani aynı noktaya bağlıyorum. Bir şeyin yapılması gereken iş, yani şu var: Mert yayın yapıyor. Mert kötü yayın yaptığında eleştirilmesi lazım, tamam mı? Mert yayını başlayıp da akıcı bir şekilde sorun yaratmadan, büyük bir sorun, ufak tefek hatalar dışında büyük bir hata yapmadan düzgün bir şekilde o yayını bitirdiğinde, her sefer dönüp Mert'e bravo, müthiş bir yayındı. Neydi müthiş yayın? Hayırdır, ne oldu? İşte başladı, bitirdi. Su gibi aktı program. Hiçbir hata yapmadı. Büyük bir Türkçe hatası yapmadı. Gündemi doğru dürüst okudu. Haberleri doğru dürüst verdi. Güzel bir programdı diye sana her gün övgüler yapılırsa bu normal bir şey değil. Zaten senin bu kadar yıllık tecrübenle, bilginle, birikiminle, tamam mı? Zaten senin bir yayını ekseri sorunsuz, Mert, sorunsuz bir şekilde baş açıp sorunsuz bir şekilde kapatman zaten senin için bir rutin. Bizim seni bundan dolayı övmemiz, ya Mert gene bugün de Mert süperdi falan. Ama sen o gün ekstra bir şey söylersin, ekstra bir bakış açısı, ekstra bir şey yaparsın, tamam mı? Ya derler ki mesela, hani Mert zaten iyi programcı ama şu gün şu program çok iyiydi. Filanca kişiyi konuk etti, şununla ilgili şu yorumları yaptı, orada adamın biri saçma sapan, onu orada kesti, bilmem ne yaptı, çok güzel bir duruş gösterdi, şu konuyu çok güzel işledi, çok da şey yapmadan, atıyorum sıkıntılı bir konu toplumda ama bunu bayağı iyi yönetip, bayağı sorunsuz, iyi yani ekstra bir iş, tamam mı? Ekstra bir yayıncılık, moderatörlük, yorumculuk, neyse, o övülür, övülmelidir. Ya da ekstra kötü yaparsın, ya bu böyle yayıncılık mı olur? Yılların yayıncısı şu yaptığı yayına bak, mahvetti, insanların sinirini de bozdu, doğru düzgün ne haber verdi, ne reklama gidebildi, ne gelebildi falan filan, o da eleştirir. Ama onun arasında, o denge dediğimiz yerde, senin işini sabah açıp yayını sorunsuz bir şekilde yapıp kapatmanı, haberleri okumanı, değerlendirmeni, böyle çok ekstra işler yapmanı da biz her gün seni takdir edemeyiz. VAR protokolü için de biz bunu konuşuyoruz. Hakemler için de biz bunu konuşuyoruz. Sen istiyorsun ki gibi geliyor bize. Sen istiyorsun ki ya bak adam açtı yayını kapı, hiçbir şey demiyorsun, ne güzel yaptı, helal olsun desin istiyorsun. Olmaz. O denmez yani. Hiçbir işte denmez o. Icardi'nin gollerini söylüyorsun. Icardi golcü. Icardi yine gol attı diye manşetler çıkmaz. Icardi golcü, zaten gol atması gerekiyor. Ama ekstra yerlerde ekstra işler yapar, bunu her dakika yapar, olağanüstü golcü olur bu şekilde. Bugün olduğu gibi olağanüstü işler yapıyor çünkü. En kritik yerde yapıyor, çok atıyor. Ama kaçırdığında bir şey denmez, eleştirilmez Icardi gol kaçırdığında. Attığı gole her zaman sevinir ve takdir edilir ama göklere de çıkarılmaz. Ama çok fazla atmaya başladığında, çok kritik yerde olmayacak işler yapmaya başladığında da ekstra övülür. Ama gol kaçırır, gol kaçırır. Ondan sonra devamlı gol kaçırmaya başlar. Atılacak golü de kaçırır. İşte Kerem gibi mesela. O zaman da ne olur? Eleştirilir. Ya bu eleştirilecek ya, bu doğal. Değil mi? Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda.
Evet, 8.46 saatlerimiz, programın ikinci bölümündeyiz. Bu hafta sonu Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak. Evet. 29 Ekim pazara denk geldi bu yıl. Ama bu yılki 29 Ekim her yıl kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'ndan çok daha farklı. Senin de söylediğin gibi 100. yıl. Şimdi 100. yıl bir kere oluyor. 200. yıl, 300. yıl, 400. yıl da elbette kutlanıyor. Elbette onlar da 74. 96. 138. 242'den daha anlamlı oluyor, yuvarlak rakam olduğu için 200, 300, 400, ama 100 bir kere oluyor. Yani 100. yıl ilk 100 yıl, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl, 4. yüzyıldan daha anlamlı. Dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olması ve bugün 2023'te bu pazar, 29 Ekim pazar 2023 100. yıl kutluyor olmamız, 100 yılı devirmemiz, ilk defa bunu yapmamız Cumhuriyet olarak bizim bütün anılarımız ve bizim bütün geleceğimiz için referans noktası. Bizim bugün bu noktada ekonomik, siyasal, ticari, sosyal, ahlaki, hukuki, özel hayatlarımız vesaire, her şeyimizi, bizi yetiştiren anne babalarımızdan, onların anne babalarından başlayarak bizim bugün burada olmamızı sağlayan her şey Cumhuriyet'e bağlı. Cumhuriyet sayesinde. Cumhuriyet olmasaydı bizim bugün ne olduğumuzu Orta Doğu'ya bakıp görebilirsin. Yani Orta Doğu'ya bakıp Orta Doğu'daki manzaraları bakarsan, biz de Orta Doğu coğrafyasının kıyısında, Akdeniz'in kıyısında Orta Doğu'nun bir parçası olarak değerlendirilebilir bizim. Bir tarafımız Suriye, İran, Irak, bilmem ne, oradan gittiğin zaman hepsini görüyorsun. Başlarına ne geliyor? Akdeniz'e aşağı doğru da indiğin zaman bugün Gazze Şeridi'nin oraya kadar indiğin zaman görüyorsun değil mi, Mısır'a kadar dönerken hepsi bizim, bunlar komşularımız. Biz de onların içinde olabilirdik pekala. Bunu olmamışsak eğer biz bugün bir Filistin Gazze sorununu yaşamıyorsak, biz bugün bir Suriye değilsek, biz bugün Irak'ın başına gelenler bizim başımıza gelmediyse, tamam mı? Bu coğrafyada olmamıza rağmen biz bugün bu şekilde işte NATO üyesi, bir yandan Avrupa Birliği'ne üye olması hep konuşulan, o bu falan filan, ticari ilişkileri olan, Avrupa'ya en fazla ihracat yapan bir ülke oluşumuz vesaire, bunların hepsi 100 yılın neticesinde olmuş olan şeyler. Bugün bizim iyi kötü bir medeni hayatımız varsa, modern dünyanın bir parçasıysak, medeni dünyanın, ilimin, bilimin bir parçasıysak bu ülke olarak, 100 yıllık Cumhuriyet sayesinde. Şimdi tabii yarın cuma, bizim bir programımız daha var. Cumartesi pazar iddia ağırlıklı programlarda ve pazar günü tam 29 Ekim günü olması hasebiyle orada tabii daha çok kutlanacak ve konuşulacak. Bir takım hazırlıklarımız da var bununla ilgili Saran Radyo'lu olarak, ama hani bugünden de bu konuşmaları yapmakta fayda var. Yarın belki bu kadar uzun da yapmam. Bugün biraz uzatarak yaptım. Önemini anlatmaya çalışıyorum. 100. yıl çok başka türlü bir Cumhuriyet Bayramı. Şimdi dolayısıyla bizim bu kadar borçlu olduğumuz, bütün her şeyimizi borçlu olduğumuz bir referans noktasının 100. yılını kutluyoruz. Bundan sonra da hayatımızda bu Cumhuriyet var olursa ancak bu referansı daha iyi noktada taşıyabiliriz. Bugünkü özel, sosyal, ticari, hukuki, ekonomik, nasıl bakıyorsan bak, hayatımızı bizden sonraki kuşaklar, kendi çocuklarımız ve onların çocukları için de aynı bağımsız, özgür, medeni, refah içerisinde, daha da iyisi tabii ki arzu ediyoruz bizimkinden, ikinci yüzyılı da kutlayabilsinler ve bu ancak bu sayede olabilir. Bunu kaybettiğinde Cumhuriyet'in değerlerini, Atatürk vizyonuyla, kurucu vizyonla kazanılmış bu değerleri, nedir onlar? Modernite, laiklik, hukuk devleti olmamız, Cumhuriyet rejimiyle yönetiliyor olmamız vesaire, bunların getirdiği vizyon, bizi Batı medeniyetinin bir parçası yapması bunların, tamam mı? Bunlar sayesinde biz bugüne geldik. Bunlar sayesinde de biz bugünden daha iyi noktada, daha kötüye giden bir dünyada daha iyi noktada ancak bu şekilde olabilir. Dolayısıyla bu 100. yılı en yüksek perdeden, en büyük coşkuyla kutlamamız gerekiyor. Daha farkındalık yaratmamız gerekiyor. Cumhuriyet'in kazanımlarını daha çok benimsemek ve farkına varıp o kazanımları bundan sonra da sahip çıkmak noktasında çok önemli bir gün olarak kabul etmemiz gerekiyor bu 100. yılı. Maalesef ülkemizde bölgemizdeki sorunlardan dolayı yaşanan trajedilerden, savaşlar vesaire, masum
masum insanların katledilmesi, bir sürü konular var çevremizde olan. Dolayısıyla bunların hassasiyeti, bunun Cumhuriyeti 100. yılını bizim milletçe, ülke olarak kutlamamızı engellememesi gerekiyor. Buna gölge düşürmemesi gerekiyor. Ama ben bunu biraz kasıtlı ve kötü niyetli görüyorum. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının sesi kısılmaya çalışılıyor. Biz de, ben bunu böyle görüyorum. Buna çok tepkiliyim. Ama burada bunu daha dozunda konuşmaya çalışıyorum şu anda. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in 100. yılına sahip çıkmamız lazım. Çok güzel bir beste yapılmış. Yani bunun tabii özel sektör daha fazla farkında. Kutlamaları daha düzgün şekilde yapıyor özel sektör. Ama maalesef kamu Cumhuriyet'in sesini kısma gibi bir şey içerisinde. Ben buna son derece tepkiliyim. Bir Cumhuriyet çocuğu olarak biz 100. yıl kutlamalarını bu hafta sonu ailece de Saran Grup olarak da, radyolarımız olarak da yapabildiğimiz kadar yapacağız. En yüksek perdeden yapacağız ve Cumhuriyet'e de sahip çıkabildiğimiz kadar sahip çıkacağız. Onu da herkesin bilmesini istiyorum. Norm Ender isminde bir kardeşimiz, sanatçı, şarkıcı. Ben tanımıyordum kendisini. Bu vesileyle tanıdım. Cumhuriyet'in 100. yılı için bir marş yazmış. Bir marş yazıp bestelemiş. Çocukluk hayaliymiş bu onun. Ben tebrik ediyorum Norm Ender kardeşimizi. Bu sosyal medyada şimdi yayınlanmaya başladı. Biz de bunu bugünden itibaren, yarın da, tabii bizim yayınlarımız, hafta içi yayınlarımız ve Sabah Spor'da yarın var. Bunu ilk defa şimdi Radyo Spor'da çalacağız, bu marşı. Norm Ender'in bestesini. Gerçekten çok güzel. Parla diye, 100. yılda Parla diye bir marş yapmış. 100. yıl marşı yapmış. Parla'yı çalacağız şimdi. Belki birçok insan sosyalde görmediyse ilk defa dinleyecek. İyice bir dinlesin. Pazar gününe kadar da çalacağız. Pazardan sonra da çalacağız. 29 Ekim Pazar günü Radyo Spor 100 dinleyicisine, yine Radyo Trafik İstanbul İzmir Ankara Trafik Grubu da 100 dinleyicisine nutuk hediye edeceğiz dinleyicilerimize. Telefonlarla bağlananlara, o günü paylaşanlara bizle Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun Nutuk adlı eserini, bütün yani yazdı başına gelenleri, Kurtuluş Savaşı mücadelesi, ülkenin durumu, neyi niye yaptı ve biz bugüne nasıl geldik, hangi vizyonla geldik, bütün yaşadıkları, bütün ilişkileri, yıkılan bir padişahlığın üzerine bu medeni cumhuriyet nasıl inşa edildi, çürümüş bir devletin üzerine genç bir cumhuriyet bizi bugünlere nasıl taşıdı, bizi bugün Orta Doğu bataklığından bizi bugünlere ayırdı. Bunların hepsini anlatan Nutuk adlı eseri herkesin okuması ve çocuklarına okutması gereken bir eser. Biz de naçizane bugünün anısına 29 Ekim Pazar günü dinleyicilerimize Nutuk kitabı hediye edeceğiz. Onu da bir kere de burada söylemiş olalım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Yeni saatteyiz. Dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar Mert Bey. Günaydın Barış Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Adana'dan arıyorum. İsmim İlker Gengör, avukatım. Hoş geldiniz İlker Bey. Sürekli bir dinleyicinizim. Her gün sabah yola giderken, çocukları bırakırken. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Buyurun. Tarafsız ve objektif yayınlar için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve bugün biraz evvel söyledikleriniz bizleri bir kere daha gururlandırdı. Ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu cumhuriyet bizim, bu cumhuriyet bizim. İlelebette cumhuriyetle birlikte kalacağız. Çok teşekkür ediyorum yayınlar için. Biz teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için, bizimle ilgili düşünceniz için, cumhuriyetle ilgili düşünceniz için. Sağ olun, var olun, her zaman da bekliyoruz. Bu esnada şeyi de dinledik, Parlayı da yeni dinledim ben sayenizde. Evet. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Evet. Çok güzel yapılmış. Şu anda telefonuma indireceğim ve gittiğim her yerde bunu çalacağım. Gerçekten çok, çok güzel. Radyodan da biz de bol bol çalacağız. Hem yani 10. yıl marşını çalacağız, hem diğer cumhuriyetle ilgili, Atatürk'le ilgili, cumhuriyetin değerleriyle ilgili konuşmalar, işte Nutuk'tan bölümler okunacak, edilecek, pazar günü Nutuk kitabı hediye edeceğiz dinleyeceğimize falan filan. Ama bu hani 100. yıl marşı genç bir sanatçı bestelemiş, çok güzel duygularla, çok güzel sözlerle bu marşı ortaya çıkarmış. Dolayısıyla o da yeni, bize yeni bir heyecan oldu, yeni bir eğlence şeyi oldu, değil mi? Çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim dinlediğimde. Sürekli de bizimle kalacak. Aynen, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere.
Evet, şimdi bir önceki dinleyicimizden önce Beşiktaş'la ilgili bir aslında girizgah yapmıştım. Devamını getireyim. Dün basın toplantısı vardı. Bugün de önemli bir maç var. Beşiktaş ilk iki grup maçında henüz galibiyetle tanışamadı. Bir puanı var sadece ve bugün o artık 3 puanı almak istiyor. Dün de basın toplantısı vardı. Hari Vukas, Burak Yılmaz'ın yardımcısı basının karşısına geçti ve şunları söyledi özetle. Bodo gibi kendi sahasında iyi oynayan, çok sert oynayan takıma karşı zor bir maç yapacağız. Grupta maalesef bir puanımız var. Biz bir puanı yükseltmek istiyoruz. Grupları geçmek zorundayız. Bunun için yarın kazanmaktan başka çaremiz yok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız diyor. Futbolda baskı her zaman olur. Biz hazırız. Son haftalarda istenilen sonuçları alamayan bir Beşiktaş var ama adım adım giderek bunu düzeltmek durumundayız. Yarın galibiyet alıp konferans ligindeki bu durumu düzelteceğiz diyor. Onun haricinde Galatasaray'a karşı deplasmanda 10 kişi mücadele etmenin zor olduğuna vurgu yapıp kaybetmek iyi bir şey değil. Galatasaray maçında yeni bir şeyler gösterdik. 70-75 dakika 10 kişi mücadele ettik. Galatasaray gibi bir takıma karşı deplasmanda 10 kişiyle mücadele etmek kolay değil. İyi bir izlenim ve görüntü verdik. Bu daha da iyiye gidecek diyor. Burak Yılmaz'ın kendisini aramasıyla alakalı da Burak Hoca yeni bir hoca, yeni bir ekip kurmak istiyordu. Bizi aradı ve biz de seve seve onun teklifini kabul ettik. Şu anda beraberiz diyerek sözlerini noktalıyor Hari Vukas yaptığı açıklamada. Raşit Gezal takımın önemli isimlerinden birisi. Yarın zor bir maç olacak diye sözlerine başlıyor. Bunun bilincindeyiz. Şu anda iyi durumda değiliz. Kendi sahamızda Lugano'ya kaybettik. Bu mağlubiyeti telafi etmeliyiz. Tek düşüncemiz kazanmak ve grupta iyi bir noktaya gelmek. Hava sıcaklığı konusunda şanslıyız. Hava daha soğuk olabilirdi. Dün gerçi burada bir araya gireyim. Maçı anlatacak spiker Ertem Şener Norveç'teydi. Sağ zeminine dair hani çok kısa sürede buz tutuyor diye bir ifadesini gördüm kendisinin. Bakalım maç saati tabii nasıl olacak? Türkiye saatiyle 22'de başlayacağını hatırlatalım. Suniçim'de oynanacak karşılaşma. Suniçim'le ilgili Gezal de şöyle diyor. Bizim için olağan bir durum değil ama çok kötü bir çimde oynamaktansa Suniçim'de oynamayı tercih ederim demiş. Burada Süper Lig'e herhalde bir gönderme var. Suniçim'i tercih etmesi alakalı. Uzun bir uçuş yaptığımız için burada antrenman yapamadık. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayarak Suniçim ve hava durumu gibi detaylara bakmadan kazanmak istiyoruz. Kendimi tamamen iyi hissediyorum. Zaten öyle olmasam ne hoca beni oynatır ne de ben oynamak isterim. İyiyim ve mutluyum. Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. Böyle devam etmesini umuyorum diyor Raşit Gezal. Bugün de takımın en önemli gol silahlarından, tabii kendi atmasından ziyade asist olarak bunu söylüyorum, biri olacak Raşit Gezal. Tabii eksikler var takımda. Son maçta da olmayan Erik Bailly ve Salih Uçan yine kadroda yok. Tayfur sakatlanmıştı, kadroda yok. Onun haricinde Rozier cezası var. Bir önceki maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı o kadroda yok. Amartey de kadroda yok. Önemli eksikleri şu an aklımdan okudum. Bunlar Beşiktaş'ın. Bugün Onana'nın ilk 11'de sürpriz şekilde oynaması bekleniyor. Tabii bir önceki maç Tayfur oynadı. Jetson oynadı ve Amir oynamıştı. Bugün Amir'in oynaması bekleniyor. Jetson'un da maça yedek başlayacağı söyleniyor. İlk 11'de oynamayacağı söyleniyor. Oxlade Chamberlain ve Onana. Yani Amir böyle bir üçlü düşünüyor Beşiktaş'ta. Ne dersin? Yani çok iyi bir şey demeyeceğini tahmin ediyorum Ali abi ama Onana işin içinde olduğu için. Yapacağım için üzgünüm ama. Evet. Valla bilmiyorum Onana'nın son durumunu. Eğer Ali Onana... şey diyecek şimdi. Oxlade Chamberlain'e girdikten sonra işler yaptı. Pozitif şeyler söyleyecek. Evet tabii. Onana'nın son durumunu bilmiyoruz ama Bodo öyle Beşiktaş'ın tahmin ettiği gibi bir takım değil ya da insanların düşündüğü gibi bir takım değil. Vallahi, taş gibi takım diyeceksin değil mi? Evet, bayağı taş gibi takım. Molde'den iyi takım. 5 hafta kaldı. 6 puan farkla liderler şu an. Norveç'te. Ligin bundan sonraki sürecinde bir tane Brand deplasmanları kaldı. O Brand deplasmanı da kaybedilse bile diğer 4 karşılaşmayı rahatlıkla kazanıp gene şampiyon olacaklar. Molde 5.miş bu arada. Evet, Molde 5. Yani 2. de değil. Evet, yani işte bir Brand deplasmanı kaldı. Bodo'nun. Bodo çok tempolu oynayan, biraz hani örneklemek gerekirse Molde gibi oynayan bir takım. Biraz Molde'nin daha kalitelisi de. Evet, yani bir iki tık daha üstü. Dolayısıyla öyle Beşiktaş hani Onana'yla, oyla buyla falan filan öyle bir anda neye uğradığını şaşırır valla. Onu söyleyeyim bir kere. Tempoları çok yüksek. Çok kolay gole gidiyorlar. Molde'den de daha kolay gole gidiyorlar. Pellegrino var. Sol önde oynayan o 32-33 yaşında bir oyuncu.
Sol önde sağ ayakla oynuyor. Sağ ayak içi plaseleri çok ünlü onun. Faris diye bir tane Nijeryalı santraforları var. O da bu sene bayağı gol attı. Evet. 2000 doğumluymuş. Grobayek var. Bir de Berk var. Yani bu dört tane oyuncu. Berk zaten, de orta sahada. Evet, Berk orta sahada. Grobayek de böyle zaman zaman önde oynuyor. Zaman zaman merkezde oynuyor. 4-3-3 oynayan genelde bir takım. Ve tekrar söylüyorum, tempolu. Kendi sahasında çok kolay gole gidebilen, çok kolay pozisyon bulabilen, ama onların da zaafı savunma olarak sıkıntılı olmaları. Mesela son 10 karşılaşmada kendi liglerinde 28 gol attılar. 28 gol maç başına 2.8 yapıyor herkesin bildiği gibi, ama 19 tane de gol yediler. Hafta sonu mesela ligde düşmesi muhtemel Sandefjord'dan yine 3 tane gol yediler. O yüzden de savunmaları sıkıntılı. Beşiktaş'ın cesur olup Bodrum'un üzerine gitmesi lazım. Bodrum'un üzerine gittiği zaman Beşiktaş skor üretecektir. Ama işin savunma tarafında ben Bodrum'un da bugün rahat rahat skor üreteceğini, hatta ne yazık ki diyeyim birden fazla da skor üretebileceğini düşünüyorum Beşiktaş'a karşı. O yüzden de hani böyle işte Getson yedek kalsın, işte bir Onana'yı görelim, ondan sonra ileride şunu oynatalım falan gibi bir şeyle yanılgıya düşerse Burak Yılmaz, zaten kırılgan olan takım bir anda kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Ama hani Fernandez'in yedek kalması taktik gereği değil, anladığım kadarıyla sakatlığın etkileriyle de alakalı olabilir. Tamam. Sakatlıkla yoksa ilgili bir şey rotasyon... diyemem ama hani kalkıp da biz Bodo ile oynuyoruz, ne olacak işte Norveç Ligi takımı, rotasyona gidelim, bir Onana'yı görelim, şöyle yapalım böyle yapalım gibi düşüncelerden uzak durulması gereken bir karşılaşma. Muhakkak yani Burak Yılmaz da Bodo'nun nasıl tehlikeli bir takım olduğunun farkındadır. Bu maç Bodo için de önemli, çünkü onlar da grupta henüz gol atamadılar, onların da bir puanı var. Yani ilk Lugano maçı 0-0. Kulüp Brugge maçında içeride 1-0 kaybetmişler. Aynen. Yani gol atamadan onların için de yani tıpkı Beşiktaş gibi önemli bir karşılaşma. Biraz da mecburiyetten Onana tercih. Çünkü orta sahada başka da alternatif hani son dönemde oynayan isimlerden kalmıyor. Jetson da yedek kulübesine gidecekse. Tam ben ona çok inanmıyorum Mert ya. Ne? Yani Raşit Kezal'i merkeze çekersin. Ondan sonra Rebic'i 11'e atarsın. Gene oynarsın yani Beşiktaş'ın öyle hiç eyvah çaresiz kaldığı bir durum yok. Tercihlerle alakalı yani. Onana yönetmek istersen Onana yönetirsin, ama başka bir alternatif yaratmak istersen gene yaratırsın Beşiktaş'ta. Tabii bunu teknik adam daha iyi bilir. Yani bunlar sadece maç öncesindeki düşünceler, ama Beşiktaş'ın ben bildiğimi söyleyeyim. Bugün iyi bir kadroyla, uyumlu bir kadroyla çıkıp bu maçı ciddiye alması lazım. Bir de Beşiktaş'ın yani Fenerbahçe bu durumdayken, Galatasaray bu işleri yaparken kalkıp da konferans liginde gruptan çıkamaması kabul edilebilir bir şey değil. Hani ligde geride kalabilirsin. Senin elinde tutabileceğin camiayı biraz motive edecek bir Avrupa macerası var önünde. İki maçta bir puanda kalmışsın. Bir de kalkıp Bodo maçlarını da istediğin gibi oynayamazsan ne kalacak elinde? Yani Beşiktaş'ın da biraz kendi farkındalığını yükseltmesi lazım. Türkiye Kupası kimseyi tatmin etmeyecek, ama bir Avrupa macerası, Avrupa'da ilerleyebileceğim bir sezon tekrar taraftarı motive edebilir. Ama sen bir de işte tekrar söylüyorum yani Bodo maçını böyle bir ara karşılaşma, dur rotasyona gideyim tarzı düşünürsen o zaman işler umduğun gibi gitmez. Yani Burak Yılmaz'ın Beşiktaş macerası da kısalır. Net söyleyeyim. Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş elenirse Burak Yılmaz'ın da macerası kısalır. Evet, bugün bakalım iki takımdan biri galip geldiği anda diğerini bayağı ateşe atmış olacak. Puanın dörde çıkartacak, diğeri bir puanda kalacak. O açıdan gerçekten önemli bir karşılaşma. Muhtemeli de vereyim, kalede Mert Günok'un olması bekleniyor. Sol bekte Zaynutinov yerine bu maç Masuaku dönüş yapacak. Koli sol stoperde olacak. Sağ stoperde Necip Uysal olacak. Sağ bekte Rose'nin yokluğunda tabii Onur Bulut oradaki en güçlü aday. Merkezi az önce paylaştım. Tabii Jetson oynama durumuna göre Onana yedek kulübesine çekilecek. Sağ önde Gez, sol önünde Cenk Tosun, ileri uçta da Abubakar. Yani öyle çok rotasyonlu bir kadro beklenmiyor. Genç futbolculardan Yakup Arda Kılıç adını daha önce açıkçası duymadım kendisini. Fakat o da bugün maç kadrosunda kendisine yer bulmuş. 2005 doğumlu bir oyuncu. Kanat rotasyonunda olan bir isim. Gerçi forma giyme şansı çok yok tabi. Orada Muleka gibi, Rebic gibi, hatta Semih Kılıçsoy gibi, yine genç ama Raşitsa gibi alternatifler var. Ama demek ki çalışma temposu iyi. Onu da bu şekilde
şekilde ödüllendiriyor Burak Yılmaz maç kadrosuna alarak. Emirhan Delibaş yine maç kadrosunda yer alıyor. O da geçen sezon başlangıcında yaz döneminde işler yapmıştı. Rotasyon biraz geniş tutmak adına çağrılmış isimler. Beşiktaş'taki durum da budur. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. BTC Türk, alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 34.474 dolar. Düne göre %1'lik bir yükseliş söz konusu. Fiyat şimdilik bu seviyelerde kalıcılık göstermiş gözüküyor. Tabii ki takip edeceğiz. TL olarak da dün bir ara 1 milyonun üzerine çıkmıştı dedik. Şu anda da hemen altında 972.232 TL'de. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsan. İddia bölümündeyiz. Bugün konferansı gibi Avrupa Ligi karşılaşmaları var. Tabii öncelikle temsilcilerimizin maçlarındaki oranlardan bahsedelim. Beşiktaş'a Bodo Glimt deplasmanında verilen galibiyet oranı. Niye Beşiktaş'la başladım aslında, ters başlayacaktım. 2.77 Beşiktaş'ın galibiyeti. Bodo'nun galibiyeti 2.08. Çok anormal mi oranlar? Bodo'nun hani iyi gidişiyle birlikte 2'nin üzerinde oran verilmiş. Daha farklı olabilirdi. Yani Beşiktaş 3 küsür, Bodo 1.80-1.90 olabilirdi. Yani bu Beşiktaş için kötü. Niye? Yani 2.77 Bodo deplasmanında Beşiktaş'ın şu anki durumunu gösteriyor. O yüzden kötü. Yani Beşiktaş'ın en azından hani maçın favorisi olduğu ama gene 2 ya da 2'nin biraz altında bir oran belki kabul edilebilirdi. Ama konferans liginde yani konferans liginin standartında 3'e yakın bir galibiyet oranı aslında senin de durumunu biraz gösteriyor kulüp olarak. Bence kötü. Peki bu maçı oynasan ne oynarsın? Gollere oynarım direkt olarak. İlk yarı 1.5 gol üstü de oynayabilirim. Bodo galibiyeti denemez misin 2.08'lik oranda? Bodo galibiyeti denenebilir. Ama Beşiktaş'ın da çıkardığı kadroyu bir görmek lazım. Belki biraz da maçı başlatmak lazım onu denemek için. Çünkü Bodo'yu hani ben işte izliyorum, takip ediyorum Norveç Ligi'ni arada yazdığım için. Fakat Bodo'nun da Konferans Ligi'nde işte iki maçını kazanamaması yine bir soru işaretini beraberinde getirir. O yüzden belki maçı başlatmak daha doğru bir strateji olabilir iddia açısından. Fakat hani diğer tarafta bazen şöyle de düşünülür. Yani ne olursa olsun Beşiktaş bu. Daha bireysel anlamda kaliteli. Bu orandan Beşiktaş'ta denenebilir diye düşünebilir insanlar da. O da bir stratejidir. Ama normalde gollere oynamak, hani iki takımın da gol atacağı, üste gideceği, belki 3.5 gol üstüne gidecek bir karşılaşma görme ihtimalimiz daha yüksek diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe ise maçın mutlak favorisi. 1.20 Fenerbahçe galibiyetinin oranı bugünün bültenindeki tabii en düşük oranlardan birisi. En düşük değil, oran açılmayan bir Fiorentina galibiyeti görüyorum. Onun haricinde yine 1.05'lik bir Gent galibiyeti bugün bültende var Breda Blik karşısında. Ama onun haricinde şöyle bültene hızlı bir göz attığımda Leverkusen Karabağ'da 1.11 ile favori. Brighton Ajax gerçi o da 1.22 ama Fenerbahçe'den yüksek bir oran. Frankfurt'a 1.07 verilmiş. Liverpool'a 1.10 verilmiş. Yani Fenerbahçe'de böyle 5. takım falan bugün en favori gözüken 5. takım konumunda. Fenerbahçe açısından hani 2'de 2 ile başlamak çok değerli. Fakat oradaki bütün hesapları kapatmak adına hani Ludogorets maçları kazanılarak 5 ve 6. karşılaşma tamamen formaliteye çevrilebilir. Çünkü grupları lider bitirmenin de ciddi bir değeri ve katkısı var. Özellikle kendi liginde şampiyonluk yarışı veren takımların o Şubat ayında bir turu boş geçmesi ve aynı zamanda Avrupa Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşmemesi de ciddi bir avantaj sağlıyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani ne olursa olsun Avrupa Ligi'nden gelecek takımlar Konferans Ligi'ndeki takımlardan daha kuvvetsiz değil. O yüzden de Fenerbahçe
Hani hem o ara turu boş geçmek hem de yine konferans liginden gelecek bir takımla eşleşmek adına zaten grup liderliğini kaybetmez bu saatten sonra ama Ludogorets maçlarıyla olayı tamamen bitirebilir. Yani şunu söylüyorum. Baya böyle çifte çifte kampanya gibi olur Fenerbahçe için. Yani bir turu ara turu boş geçiyorsun. Ondan sonra 5 ve 6. maçları tamamen formaliteye çeviriyorsun. Hiçbir stresi yok. İstediğin oyuncu oynatabilirsin. Sıfır stresle lige odaklanabilirsin o arada. Sakatlık riskini azaltırsın. Yorgunluk riskini azaltırsın. Bir de işte bir sonraki turda da oynayacağın takımın gücünü de kendin ayarlamış, kendin seçmiş oluyorsun. Bunun yanında Avrupa maceranın da süresini uzatma ihtimalin oluyor. Çünkü şöyle, şimdi 32 takım katılıyor. Sen bir tur boş geçiyorsun. O turu elediğin anda çeyrek finaldesin zaten. Yani baya baya sana bir avantaj sağlayan bir durum var. O yüzden bu hesaplarla beraber Fenerbahçe'nin de ben Ludogorets maçlarından hani 6 alması çok muhtemel ama minimum 4 alacağını düşünüyorum. Minimumu 4'tür diye düşünüyorum. Bugün de ben Fenerbahçe'nin senin söylediğin kadroyla pek zorlanmadan Ludogorets engelini aşmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü ya da direkt handikaplı Fenerbahçe galibiyeti denenebilir. Senin söylediğin o senaryoda 4'te 4 senaryosunda aklıma şu geldi. Şimdi Norwich Island'de 2'de 2 yaparsa Spartak Tırnava maçlarında 9 puan olur. Fenerbahçe 12 puan olur ve 5. haftadaki o Norwich Island maçı ki deplasmanda olacak kritik hale gelebilir. İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başarmıştı. Olası bir mağlubiyet de ikili averajın, ikili averaj değil mi? İkili averaj. UEFA ve iki farklı yenilmen lazım. İki farklı. Hani ama deplasman şimdi maç 30 Kasım'da hava şartları vesaire. Orası yine işler hani garantilenmeyebilir. 2'de 2 yaparsan evet, Hojaland. İnşallah öyle olmaz. Tabii ama tabii Tırnava'nın gücünü düşündüğün zaman. İşte o ihtimal yüksek. O ihtimal var. O da işte o 5. haftadaki maçı kader maçı yapar. Belki o maçta da biraz daha az kadronun çıktığı bir karşılaşma oldu. Gerçi yedek kadroyla Fenerbahçe çok iyi işler yaptı. Yok ama ne olursa olsun burada liderliği bırakmamak lazım. Muhakkak. Çok çok net çok hesap. Çok önemli liderlik artık bu yeni değişen düzende. Fenerbahçe gerçi bir daha değişecek düzen de bu son düzen artık. Bu sezon bu formatta da son mücadeleler yapılıyor. Lider bitirmesi önemli. Şimdi diğer maçlara baktığımda bültende dikkati çeken karşılaşmalar. AZ Alkmaar Aston Villa maçı var. 19.45 seansında. Aston Villa'ya 1.93 verilmiş deplasmanda. Öyle düşük bir oran değil. AZ'nin de çünkü bu sezona iyi başladığını söylemek lazım. Marsilya Ajax maçı dikkat çekiyor. Olympiakos West Ham United. Hafta sonu Olympiakos Panathinaikos maçı yarıda kaldı. Evet. Bir oyuncu kafasına hava fişek geldi. Değil mi? Tribünlerinden Panathinaikos'u bir oyuncuya isabet eden hava fişekten dolayı. Sparta Prag Rangers, Sturm Graz Atalanta. 22 seansında Roma Slavia Prag mücadelesi var. Leverkusen Karabağ dedik. Leverkusen ligde lider. Avrupa'da da şu anda iyi gidiyorlar. Brighton Ajax. Oranlar gerçekten enteresan. Şöyle enteresan. Bu sezona bakarsak değil ama Ajax'ın 7-15 olması galibiyet oranı bulunduğu durumu gerçekten çok net özetliyor. Beşiktaş'tan da felaket bir durumda şu anda. Hocası da gitti nihayet. Hafta sonu mağlubiyetten sonra ki ligin yanılmıyorsam sonuncusuna kaybetti Ajax hafta sonu 4-3'lük skorla. 2-0 geriye düştüler. 2-2 oldu. 3-2, 3-3, 4-3. 3-2 öne geçmedi mi? İşte. Ajax. Ne dedim ben? Hani 2-0, 2-2 tekrar 3-2 rakip. Ben orayı, sanki orayı karıştırıyor olabilirim. 3-2 Ajax öne geçti. Oradan bir de maçı verdi. Son dakikalarda golü yediler. Aynen ama kaybettiler. Gerçekten çok çok büyük bir sıkıntı içerisinde Ajax. Küme düşme hattına yer alıyor maç eksiğiyle birlikte. Avrupa'da da işler işte oranlardan gözüktüğü gibi. Brighton'da öyle çok iyi başladı ama çok sakatlık yaşadı bu sezon. Önemli isimleri sol beki sakatlandı. Şimdi galiba yine sol bekte oynayan Marsh'ın bir sakatlığı oldu. Brighton'da o açıdan sıkıntılı. Hafta sonu City'ye kaybetmişlerdi ama bugün maçın favorisi. Ama 1-22 de bilmiyorum oynanır mı bu karşılaşma iddia gözüyle bakarsak. Oynanır mı? Oynanır. Ajax yani, hiç reaksiyon veremez. Sen de izledin Brighton'ı Manchester City karşısında. Ben de izledim. İlk yarıları izledik. Hani 2-0 olduktan sonra ama mesela ikinci yarıda oyunun biraz değiştiğini sonradan fark ediyorsun. Brighton biraz daha toplu oynamaya başlayıp istediği fırsatları buluyor. Bahsettiğimiz seviyede City seviyesi. O yüzden de hani Ajax'ın bu haldeyken Brighton'a diş geçirmesi pek kolay gözükmüyor. Yok, kazanır açıkçası. Ama hani ben oran çok düşük bulduğum için. 1.22 gördüğüm için. Hani 1.45-1.50 olsa yine Brighton'a değer, değmez diyorsun. Aynen. O riski almaya. Handikaplı Brighton verelim sana. Handikaplı Brighton. Olabilir. Onun da oranı herhalde 1.80-1.85 civarındadır.
Valla handikaplı maç sonucu 1-2-58 gözüküyor ama yanlış mı gözüküyor? 1-2-58 olabilir mi handikaplı sonucu? Ben mi yanlış bakıyorum? Yok, yanlış. Gayet handikaplı maç sonucu kısmından bakıyorum iddia.com'da. Doğru yer değil mi? 2 fark, 3 fark mı gerekiyor? 3 farka mı 2-58 veriyor? O şey değil. Bir handikap değil o. 2 handikapa 2-58. Tamam. O zaman bir karışıklık oldu. Ona da denebilir. Oran biraz daha yüksektir. Liverpool Toulouse'da Liverpool favori. Yine grupta tabii diğer maçlar var. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin grubundaki karşılaşmalar. Başka peki önereceğim maç var mı bugünden? Kulüp Brugge Lugano'da oranlar nasıl? Kulüp Brugge Lugano hemen bakalım. Orada da Lugano Kulüp Brugge 3.52 Lugano, 3.53 beraberlik, 1.73 Kulüp Brugge galibiyet oranları bunlar. Orada da 3 gol çıkar diye düşünüyorum o maçta. 3 gol. Evet. 2.5 gol üstü. Orada da 1.57'lik bir 2.5 gol üstü oranı var. Milli futbolcularımız da bugün bir ihtimal sahada olurlar. Lille'de Yusuf Yazıcı, Rende Bertu yine son dik karşılaşmasında oyuna sonradan girmişti. Süre bulmaya devam ediyor Bertu. Onu söyleyebilirim. Bakalım onları da tabii ayrıca takip edeceğiz. Evet, iddia ile ilgili aklımızda kalan notlar bu şekilde, programı da söyledik. Şimdi son aramıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, son bölümdeyiz. Son bölümde gazetelerde dikkatimi çeken birkaç haberi paylaşacağım. Galatasaray'la ilgili haberler bugün dikkatimi çekti. Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var. Maç ağırlıklı haberler var. Orada sürpriz bir şey yok ama tabii Galatasaray'ın Bayern Münih mağlubiyetinden sonra biraz işte analiz haberler bugün gazete manşetlerini süslüyor. Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın bugün bir haberi var. Sabah gazetesi de onu tweet atmış. Galatasaray'ın sonunu getiremediği Bayern maçı akıllara transferi gerçekleşmeyen bir ismi getirdi. Ndombele ve Ziyech hala hazır hale gelmezken orta sahada Kaan Torreira ikilisinin nefesi 90 dakikaya yetmedi. Okan Buruk'un çok istediği Vecino kadroya katılabilseydi takımın ilacı olabilirdi demiş Mehmet Özcan özetle bugünkü haberinde. Ki Vecino da dün Lazio'da Feyenoord karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda beğendin mi? 8 numara gibi oynadı. Lazio'da kimseyi beğenmek mümkün değil. Çünkü Feyenoord öyle bir domine etti ki oyunu. Hiç nefes aldırmadı Lazio'ya. O yüzden Vecino'da, Immobile'de, Felipe Anderson hatta maçı Alp Özgen anlatıyordu. Engin Kâhli yanılmıyorsam evet. Yorumcu koltuğundaydı. Evet. Bayağı da gömdüler Felipe Anderson'u. Hadi. Hiç gerçekten ortalıklarda gözükmedi. Feyenoord gerçekten çok iyi kapattı. Her oyuncusu götürdü Lazio'nun. O yüzden Vecino da sıyrılamadı. İkinci yarı değişikliğiyle birlikte 6 numaraya geçti. Ama dediğim gibi oyunda çok fazla değişen bir şey olmadı. Diğer bir haber yine tahmin ediyorum ki Sabah gazetesi kaynaklı. Orada da Okan Buruk'un hızına güvendiği Kazımcan iki bireysel hatayla Bayern Münih maçında Galatasaray'ı yaktı denmiş ve sol bek sıkıntısına dikkat çekilmiş. Galatasaray'ın bu sezon kalesinde gördüğü 17 golün 7'sinin bu bölgeden geldiği ve sol tarafın kurbanı olduğu söylenmiş. Geçen sezon sol bekte Adekugbe Dubois dönüşümle oynadı ama Galatasaray'da problem devam ediyor. Anelinho'da ilaç olamadı denmiş. Haberin detayı bu şekilde. Galatasaray'ın sol bek konusu belli ki uzun süre konuşulacak bu sezon. Şu ana kadar iki oyuncu da pek tatmin etmiş değil taraftarı. Kazımcan'ın da tabii ki bir önceki gün yenen golde hatası var. İkinci gol öncesi galiba bir pas hatası yaptığı söylendi. Ben özetle o kısmı görmedim ama devamında bir kademe hatası ister istemez Kerem'in aksatmasıyla birlikte Kazım yerini kaybediyor, Abdülkerim yerini kaybediyor, merkezde bomboş kalıyor Muziala. Orada kademeli bir hata var, herhalde onu kastetmiyorlar. Çıkarken kaptırdığı bir toptan bahsediyorlar. Bunlar hani göze batacak illaki. Ya tabii Kazımcan eleştirilebilir. Fakat Kazımcan'la beraber Angelinho'nun da yeni transferler içerisinde bu kadar fazla forma şansı bulup hala kendini bulamaması. Hani belki savunmada çok fazla bir şey beklemiyorduk ama hücumda beklentimiz normaldi Angelinho'dan. Daha o katkıyı da verememiş olması asıl problem o. Hani Galatasaray'ın Kazımcan'la sezon planlaması yoktu. Hı hı. Galatasaray'ın Angelinho'yla sezon planlaması vardı ve Angelinho hani ne sakat olarak geldi ne de
hani süreç içerisinde sakatlandı, sürekli forma şansı buldu. Ama artık yani bu kadar hani Kasım ayına yaklaşırken, ki Galatasaray sezonu erken açtı elemelerle. Evet, 3 eleme maçı. Bu kadar oynamışken Angelinho'nun da biraz kendini göstermesi gerekirdi. Şimdi Galatasaray sezon başında ben Bayern Münih ile eşleşirim, sol bekte asıl sol bekimi değil Kazımcan'ı kullanırım diye düşünmedi. Öyle bir planlama yapmadı. Şimdi Kazımcan'ı eleştirirken biraz da buna da herhalde dikkat etmek gerekir. Bir de Angelinho öyle büyük bir sakatlık problemi de yaşamadı bildiğim kadarıyla. Hani sezon içerisinde mi yoksa genel olarak? Bu sezon içerisinde. Yok yok, bir şey olmadı. Hani erken geldi. Transfer ilk bitenlerden biriydi. Maçların çoğunda oynadı. Tabii. Hani maç ritmi de buldu. Hani olur ya, ufak sakatlık geçir, ritim tutturamadı dersin. Öyle bir durum da olmadı. O açıdan tabii eleştirmesi çok normal. Bir de hücumda... milli takıma gitmiyor. Tabii. Hani takımdan ayrı değil. Burada çalışıyor sürekli olarak. Hani uyumla alakalı, oynamakla alakalı, sakatlıkla alakalı, forma şansı, dakika bulmakla alakalı bir şey yaşamadı. Tekrar söylüyorum, yani Angelinho'dan zaten çok üst düzey bir savunma performansı beklemiyorduk ama yani bize hayal ettirdiği en azından kaliteli paslarıyla, ortalarıyla Icardi'yi besleyecek bir oyuncuydu. Şimdi mesela ben de şöyle şeyler görüyorum. Icardi işte Tete'den pek memnun değildir. Tete ile konuşuyor. Hatta bu maçta da bir diyalogları oldu Tete ile. Belki öyle görmüşsündür. Mi? Evet. Tete'ye bir şeyler anlatıyordu gene Icardi ama hani maç içerisinde bir tavsiye midir yoksa sıradan bir konuşma mıdır bilmiyorum. Ama bir diyalogları geçti. Hani en azından onu bekliyorduk Angelinho'dan. Şimdi Angelinho ne yazık ki hiçbirini gösteremedi. Hani mesela Ziyech ortada gözükmeyen bir transfer şu ana kadar. Endombele keza öyle. Ziyech sakatlıklarla boğuştu. Endombele belli ki hala ritim olarak hazır değil. Sakatlığı olmasa da. Yine sosyal medyada bir video paylaşılıyor, gördün mü ısınmada? Yok, görmedim. Yürüyor böyle ortada, evet. İki kişi olur ya, etrafında beş kişi pas yapar, değmeye çalışırsın, yürüyor sürekli takım arkadaşları orada daha fazla efor harcarken Endombele hiç efor harcamıyorken, evet, gözükmüş. Gerçekten bilmiyorum nereye gidecek Endombele konusu. Yani şu an bir kriz bayağı. Galatasaray'ın merkezinde. Hadi ikisi çeşitli sebeplerle yok. Öyle ya da böyle yok. Zaten tercih de edilmiyor. Şimdi zaten Endombele kalitesi kenardayken Bayern maçında ya da başka karşılaşmalarda oynatmamak demek oyuncu hazır değil demek. Okan Buruk biliyor bunu. Biz de anlıyoruz işte. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de bir şey ifade ediyor. Her şeyi açıklamasa da bazı ipuçları, evet, veriyor. Ama işte Angelinho'nun böyle bir bahanesi olmadı. Yok. Bir de oyunun hiçbir anında hani çok iyi pas verdi, çok iyi gördü, çok iyi orta yaptı. Hani öyle bir an da yok. Olmadı, ilginç, evet, şekilde. Evet, yani yazık ki. Denedi çok. Ya önündeki oyuncuya çarptırdı, ya ön direğe gitti, rakip uzaklaştırdı. Öyle öne çıktığı bir sekans da çok fazla hatırlamıyorum. Birdir, ikidir Maximilian Neon'un. Hani sen Zaha'yla biraz daha, evet, iyi dedin. Aynen. Kerem'e göre uyumu daha iyi dedin. Ama o da şimdi... O da pek şey olmadı, etmedi. Devam etmedi, evet. Bir maçlık kaldı o, iyi anlaşmadı. Evet, 9.48 saatlerimiz, programın sonuna geldik. Bugün önce Fenerbahçe maçı var, ardından Beşiktaş maçı var. Maçlar televizyonda izlemek istiyorsanız Exem platformunda olacak. Tabii duruma göre TV 8.30'a geçebiliyor Galatasaray maçında olduğu gibi. Televizyondan takip edemeyecekseniz de Radyo Spor'dan da bu maçları takip edebileceğinizi hatırlatalım. Takımlara başarılar dilerim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda.